İyi akşamlar değerli izleyiciler. Ulusal Kanal ekranına hoş geldiniz. Ve Çıkış Yolu programına hoş geldiniz tabii. Bu programda her hafta olduğu gibi Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek ile birlikte olacağız. İyi akşamlar Sayın Perinçek. Türkiye'nin gündemi oldukça hareketli, çok sıcak gündem konuları var, gündem başlıkları var. Biz bu hareketlilik içinde belki ilk bakışta soğuk gündem gibi görünebilecek olan ama aslında Türkiye'nin çok uzun süredir sıcak gündem maddelerinden birini oluşturan sanat ve sanatçı konusunu, sanat teorisi konusunu, sanat üretimi ve sanat tüketimi konusunu tartışacağız. Çıkış noktamız, hareket noktamız Sayın Doğu Perinçek'in geçen hafta 3. baskısını yapan, uzun bir geçmişi olan kitabı Parti ve Sanat, Sanat Teorisi üstüne olacak. Kaynak Yayınları'ndan çıktı kitap. 1992'de ilk baskısını yapmıştı, 95'te ikinci baskıyı yaptı ve belirttiğim gibi birkaç gün önce de 3. baskısı okurlarla buluştu. Sayın Perinçek, aslında sizin bu kitabınızın geçmişi 1978'e kadar uzanıyor. Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin 1978 yılının son aylarında düzenlediği bir kursa, Gani Bozarslan Sanat Eğitimi Kursu'na kadar gidiyor. Orada yaptığınız bir konuşma, daha sonra Ocak 1979'da Bora Dergisi'nin 3. sayısında yayınlanmıştı. Oldukça ses getirmişti. Parti içinde de, Türkiye İşçi Köylü Partisi içinde de epeyce yankılanmış, çeşitli toplantılar yapılmıştı. Kitabınızın ana çıkış noktası o toplantı, o kursta yaptığınız konuşma ve daha sonra Bora Dergisi'nde yayınlanan metin. Tabii daha sonra yıllar içinde çeşitli eklemelerle gelişti ve bugüne kadar geldi. İsterseniz doğrudan kitabın içeriğine girmeden önce biraz 78'e dönelim, biraz zaman ayıralım o günlere. Gani Bozarslan'ı analım. O toplantıyı bir anımsayalım ve Bora Dergisi'yle başlayan süreç, parti ve sanat ilişkisini hep gündeminde tutan bir parti ve sanatın değişik alanlarına değişik bakış açıları getiren bir temel metin üzerinde konuşarak başlayalım. İsterseniz Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin o toplantısına, o kursuna adını veren bir parti şehidi olan Gani Bozarslan'la başlayalım. Bize çok kısaca Gani Bozarslan'ı tanıtabilir misiniz? Merhabalar. Gani Bozarslan bir şairdi ve çok esaslı bir şairdi. Parti Nar Çiçeği, Nardalı, çok esaslı, güzel bir kitabı vardır. Çok kuvvetli şiirleri vardır, onu belirteyim. Çok genç bir şairdi ve o Diyarbakır'ın çok önemli ailelerinden biridir Bozarslanlar. Gani Bozarslan çok genç yaşta çok kuvvetli şiirler yazdı, çeviriler yaptı. Mesela Ciğerhun'un Lenin Şafağı kitabını Kürtçeden Türkçe'ye çeviren, ama o şiirselliğiyle çevirebiliyor, o çok önemli. Çok esaslı bir arkadaştı ve maalesef onu... O çevirdi yani Lenin Şafağı, Ciğerhun'un. Ciğerhun biliyorsun çok güçlü bir şair Ciğerhun. Şiirlerini Kürtçe yazdı ama Türkiye'lidir Ciğerhun. Ve Türk vatanına, Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne bağlı, emekçi değerlerini savunan, bilimsel sosyalist. Ve aslında Kürtçe biraz dünya çapında izlenen, bilinen bir dil olsa bayağı büyük bir şairdir. Onu kuvvetle belirtmek isterim. O da kıymetli bir insandı Ciğerhun. O Ciğerhun'un kitabını çevirdi.
Başka şey yine Memuzin, yani Memuzin'i Türkçe ilk defa yayınladı. Gani Bozarslan böyle genç yaşta entelektüel birikimi olan, siyasi açıdan da çok uzak görüşlü olan, mesela o zaman bize 1978 yılında keşke o raporu bulabilsek, böyle bir yerde mutlaka çıkar belki bir gün, 40-50 sayfalık partimize bir rapor yazmıştı Gani Bozarslan. Ve orada yani biz bu partiyi bir vatansever partiye dönüştürelim. Yani biz yalnız böyle emekçiler, Türkiye İşçi Köylü Partisi, işçi ve köylü değil, bütün vatanseverleri kucaklayan bir parti yapalım. Bir Milli Demokratik Devrim Partisi olsun. Hatta bu cümlesini de hiç unutmuyorum. Böyle 40 sayfalık bir raporla bunları önermiş. Çok halim selim. Ondan sonra bakışları falan böyle çok şey şehla böyle bakan, çok candan, çok esaslı bir insandı. Onu saygıyla anıyorum. Bir gün onu maalesef şeyde bulduk, Üsküdar'da naaşına yani denizde bulundu. Artık onu biz bir şehit olarak görüyoruz. Yani denize itilmiş, gidiyor iskelede duruyor bir süre. Ondan sonra kayboldu ve denizde bulundu. Şehit şehidimizdir. Çok kıymetli bir insandır. İyi, büyük bir şairdir. Yaşasaydı yani Türkiye'nin çok büyük şairlerinde Türkçeyi çok güzel kullanan. Şimdi demin galiba Parti Günüşü Nardalı. Demin galiba yanlış söyledim ilk şiir kitabını. Onu yeniden basalım. Çok güzel şiirlerdir. Yani çok kuvvetli, çok ve onun bazı şiirlerini Sarper Özsan kardeşimiz daha orada değil mi? Gani'nin kitabı. Onu bir kuvvetli gösterirsek Gani Bozarslan'ın Parti Günüşü Nardalı. Mesela Martılar şiiri olağanüstüdür. Ondan sonra etkili bir şiirdir. Ve çok güzel şiirler vardır. Parti Günüşü Nardalı şiiri de çok güzel, güçlü bir şiirdir. Onun adına kurs düzenledik. Parti Sanat ve Eğitim kursu düzenledik. Ama o bir kurs değil. Yani bir ders değil. O kurslarda benim çeşitli derslerim oldu sanatla ilgili olarak. Ve yani yalnız bir ders değil, birçok dersim oldu. O dersleri daha sonra Bora Dergisi'nde kısmen yayınladık. Ondan sonra ve işte onları geliştirip daha sonra kitap haline getirdim. Bir de bizim o sırada Taksim'de bir kültür sanat merkezimiz vardı. Ama böyle Türkiye'nin en seçkin sanatçılarının geldiği, örneğin mesela o kurslarda hiç unutmuyorum. Bütün kurslara Sayın Rasin, ressam, yani ilk defa orada tanıdım. O devamlı geliyordu. Yine Türkiye'nin yani Sait Faik'ten ondan evvel Orhan Kemal'den sonra en etkili, güçlü hikaye yazarı olan ve roman da yazan Osman Şahin, bestecimiz Sarper Özsan, Türkiye'nin dünya çapında tiyatro sanatçısı olan Erkan Yücel, ondan sonra opera sanatçılarımız Müjge ve Müjdan hanımlar, onlar da o kurslarda vardı. Kasım Koçak yine ressamımız, Aysun Koçak eşi ressamlarımızdan ki daha sonra biliyorsunuz Maltepe Sanat Ekolü'nün başındalardı ve yine büyük ressamlarımızdandır. Yine Sevinç Altan ressam, Erhan Yalvaç ressam ve karikatürist ondan sonra Hasret Gültekin, daha sonra Sivas Madımak'ta kaybettiğimiz bağlama üstadımız Hasret Gültekin. Onlar Halis Soysu, Celal Demir, onlar da halk oyunlarında katılıyorlardı. Müjdat Gezen'i hatırlıyorum. Erkan Yücel'le gelip giderdi. Nezih Coş sinema alanında. Ondan sonra onu da maalesef daha sonra bir trafik kazasında kaybettik. Haşmet Zeybek tiyatro yazarımız ve aynı zamanda yönetmenimiz. Yani böyle çok güçlü, büyük sanatçıların katıldığı kurslar da bunlar. Oralarda işte o benim o kurslarda verdiğim dersler, onların birçoğunu
Erkan Yücel'le beraber hazırladık. Bir kısmı zaten ta Erkan Yücel'le Mama Kapishane arkadaşlığımız sırasında geliştirdiğimiz görüşlerdi, yaptığımız araştırmalardı. Yani kitap o kurslarda doğdu diyebilirim. Yani bebeklik dönemi o kitabın kurslardır. Sonra tabii o kurslarda söylemi yazılı diline çevirmeye çalıştım. Mümkün olduğu kadar yer yer işlemeye çalıştım. Ve 95'te ikinci basımı yapıldı hatırladığıma göre. Oradan beri 25 yıldır hemen yapıldığı zaman ikinci basım bitti aslında. Ama üçüncü basım için biraz çalışmak istedim. Yani ham buldum. Daha geliştirelim, öyle basalım dedim. Tabii araya ara girdi. Demirel'in deyişiyle. Ta bugünlere kadar geldi ve şimdi bu koronadan fırsat buldum ve üçüncü geliştirilmiş basımı yaptık. Tabii bu şunu söyleyeyim. Adını size de danıştım zaten. Parti ve Sanat. Aslında bu ad o kitabın gerçek adı değil. Yani bu sırf parti ve sanat ilişkisini anlatan bir kitap değil. Bu kitap sanat teorisi kitabı. Belki de Türkiye'de bilmiyorum sanat teorisi üzerine yazılmış kitap. Ben şimdi birden hatırlayamadım. Yani Türkçe'de varsa da birkaç tane kitaptan biri oluyor. Sanat teorisi üzerinedir. Fakat ilk başta birinci basımda parti ve sanat dediğimiz için kitaplar da çocuklar gibi oluyor. Yani bir ad veriyorsunuz, ondan sonra diyelim değiştirme hakkınız yok. Özcan dediyseniz Özcan, Zübeyir dediyseniz Zübeyir, Hasan dediyseniz Hasan olarak çocuğun adı devam ediyor. Aslında belki sanat teorisi üzerine dense bu kitaba daha yakışır. Ya devrimci sanat da denebilir ama o da tam yakışmaz. Evet. En doğrusu sanat teorisi üzerine. Onu alt başlığa alarak sanat teorisi üzerine o ilk çocukluk adını sürdürüyoruz. Kapağı da Balaban'ın resmidir. Yani bu kapaktaki resmi gördüğüm zaman Balaban'ın bir sergisinde hayran oldum. Bu küfe taşıyan kadınlardır. Yani burada dikkat ederseniz böyle bir kolektif yürüyüş var. O küfe taşıyan kadınlar, bir örgüt, bir beraberlik, aynı yönde bir yürüyüş. Ondan sonra o zeminindeki lacivert diyelim, o olağanüstü güzel bir renk. Ondan sonra yani o bizim Balaban'ın fırçasından çıkmış, tuvalinden çıkmış çok güzel bir resim. Balaban'a da kitap çıkarken dedim ki ya bu resmi kapağı verir misin, bu kitabın kapağı? Tabii onur duyarım dedi falan. O da çok candan değerli arkadaşımdır. Ve kitap bu şekilde bugünlere kadar geldi. Yeni basımını, yani çok mutluluk duydum yeni basımını yaparken. Ve okuyunca da tekrar şunu gördüm. Yani yeni basımını yaparken, üzerinde çalışırken hakikaten Türkiye okuyucusuna sanat konusunda ve sanatçısına sunulabilecek, yani iftarla sunabileceğimiz, yüz akıyla sunabileceğimiz bir çalışmadır ve ışık tutan bir çalışmadır. O bakımdan bana mutluluk veren kitaplarımdan biridir. Sayın Pençek, siz az önce adını da zikrettiniz, saygıyla da analım. Racine'den söz ettiniz. Şimdi o Parti ve Sanat yazısının ilk kez yayınlandığı, yani metin olarak yayınlandığı Bora dergisinin 3. sayısının kapağı şöyle göstereyim ciltli halde. Bu Racine'in bir tablosu. Biraz yukarı tutarsanız tam gözükmüyor şimdi. Hatta şeyi ekrana yansıtır. Evet. Ben sesi duyamıyorum bu arada. Evet. Şimdi Racine muhteşem bir adamdı, onu evet söyleyeyim. Yani gerçekten muhteşem bir adamdı. Ya büyük bir ressamdır ve gönül insanıdır. Gerçekten paylaşmacılığı sindirmiş, böyle paylaşmacı bir insandır. O sanat kurslarında gelirdi. Kenarda köşede, onun da kişiliği öyledir. Biraz Gani Bozaslan gibidir. Böyle kendini hissettirmeden içimizde yaşar. Yani Racine'in en önemli özelliği odur. Yani diyelim bir melek gibi diyeceğim, bir hayalet gibi aramızda dolaşır ama kendini hissettirmez, bağırmaz, ben varım, bunu duyamazsınız. Öyle bir kişiliği vardı. Çok son derece olgun bir derviş kişiliği vardı. Ve işte o 1978
Taksim Sanat'a gelen ressamlarımızdandı. Ve oradan bizim çok güzel bir dostluğumuz oldu resimle. Ondan sonra Fikret Otyam onun iyi arkadaşıdır. Fikret Otyam geldiğinde Fikret abi resimlerde buluşuruz, birlikte yemek yeriz. Böyle altıncı katta merdivenle çıkılan bir evi vardı. O da şeyde İstiklal Caddesi'nin sokaklarından birinde. Ondan sonra İrem karısı, o da çok değerli bir insandır. Çok, ikisi de muhteşem aydınlardır. Ondan sonra işte o kurslara geldi resim ve o kurslarda dedi ki ya bu sanatın böyle teorisi yapılmadı. Dedi ki resim çok esaslı bir entelektüeldir, onu söyleyeyim. Ve ressamlığı da dünya çapındadır. Hatta Vatikan onu çağırdı. Ondan sonra portre ressamlığı olağanüstüdür. Yani Türkiye'nin en iyi portre ressamlarındandır. Mesela şimdi gösterdiğiniz Bora dergisinin kapağında da Mehmet Çetin. Mehmet Çetin 1978 yılında Demirciler Köyü'nde Kahramanmaraş Pazarcığı'nın bizim partimizin kurucularındandır. Yani İşçi Köylü Partisi'nin kurucusuydu. Demirciler Köyü'nden bir köy emekçisidir. Çok yiğit bir insandı. Köyüne işte jandarmalar geliyor. Köyden bir kişiyi alıp götürecekler. Bu onların önüne çıkıyor. O köylü kardeşini, arkadaşını götürmemeleri için falan. Ve orada kurşunla maalesef katledildi. Çok yani arkadaş uğruna kendini feda eden bizim parti kurucumuzdur. Şimdi onun şehit olması üzerine Rasin şu gördüğünüz portreyi yaptı. Gerçekten yani müthiş o Mehmet Çetin'in bakışları, yüzü. Ondan sonra o çocukları yaşıyor, torunları yaşıyor. Ondan sonra o yüzündeki ifadeler ve acı. Bakın şimdi bir portre yapıyor ama ya bu portreye baktığınız zaman neyi görüyorsunuz? O bir köy emekçisinin arkadaş uğruna kendini feda etmesi ve onun bıraktığı hüznü, acıyı bu portrede görüyorsunuz. Renklerdeki güzellikler. Yani, tabii sonra mesela şey yaptı. Şeyh Bedrettin 4-5 tablonun adı da ilginç. Şeyh Bedrettin yaşıyor mu hala? Hilmi Yavuz'un Bedrettin üzerine şiirlerinden bir dize. Rasin tablosuna o dizeyi veriyor ad olarak. Evet. Bir tek tablo değildi o. Şeyh Bedrettin 3 tabloydu. Onu kim satın aldı? Biz sergide kim satın aldı o 3 tabloyu? Ethem Sancak satın almış olabilir. Yani galiba Ethem Sancak'ın koleksiyonunda olabilir. Ondan sonra ama bizde şeyleri var. Yani dijital ortamda. Onlar da çok güzel. Yani çok etkili bir Şeyh Bedrettin'dir. Evet. Aynı zamanda Şeyh Bedrettin'i yaparken Şeyh Bedrettin'in asılması için fetva veren kadıları da yaptı. Yani o üçünü beraber yaptı. Rasin. O da sonra bir Mebendeli Aybar tablo portresi vardır. O da çok çok güzeldir. Atatürk portresi çok güzeldir. Nazım Hikmet portresi Rasin'in çok çok güzeldir. Ve Rasin hakikaten örnek bir insandı. Eşi vefat ettiği zaman İrem arkadaşımız, İrem Arsöbük, ondan sonra bütün kalan evleri getirdi ve ulusal kanala verdiler o zaman. Yani öyle şey, fedakarlığı yaşayan. Şimdi Rasin'den de bir istersen bir hikaye anlatayım. Yani Rasin'i çok güzel anlatan bir hikayedir. Ondan dinlemiştik. Bir şahıs, bir erenlerden biri diyelim, vefat ediyor ve soruyorlar ona, diyorlar ki cennete mi gitmek istersin, cehenneme mi gitmek istersin diyorlar. Ve ne diyor, şu bir cehennemi göreyim diyor, orayı göreyim ondan sonra cennete gideriz falan diye. Cehenneme gidiyor. Şimdi Rasim bunu anlatıyor. Ondan sonra bir sofra cehennemde. Sofra tam bir Hazreti İbrahim sofrası. Her türlü yiyecek olağanüstü var. Ondan sonra şeyler, cennette ne olması gerekiyorsa cehennemde mevcut. Fakat şöyle,
Herkes son derece zayıf, aç, bir deri, bir kemik, sofrada oturuyorlar ve bu giren şahıs, erenler bakıyor, yani niye bu adamlar aç falan, soruyor onlara. Şimdi hepsinin kolları böyle uzanıyor fakat dirsekten bükülmüyor. Dirsekten bükülmediği için sofradaki yiyecekleri alamıyorlar. Ondan sonra o yüzden sofra son derece zengin ama hepsi aç kalıyorlar. Peki diyor, bu cehennemi gördük diyor erenler. Bir de bizi cennete götürün diyor. Cennete gidiyor. Ondan sonra yine aynı sofra. Sofranın etrafında yine insanlar. Fakat hepsi böyle neşe içerisinde gülüyor. Ondan sonra yüzleri kanlı, canlı. Söyleşiyorlar, çalıyorlar, oynuyorlar vesaire falan. Yemekleri yiyorlar falan. Ama onların da kolları dirsekten bükülmüyor. Yani ama herkes karşısındakine yemek veriyor. İşte bu resim. Yani hep bükülmediği için kol karşısındakine yemek veriyor. Karşısındakine öbürüne veriyor. Böyle vericilikle birbirlerine vererek, birbirlerini doyurarak işte cennet budur. Yani hakikaten müthiş bir cennet tanımıdır bir hikayeyle. Ki Racine de böyle bir cenneti kendi hayatında kurmuş ve yaşatmış olan bir insandı dostlarıyla birlikte. Yani gönlü son derece zengin, verici, alan veren, sohbeti olağanüstü güzel, zerafeti, kibarlığı, inceliği olağanüstü olan bir insandı. Onu da saygıyla anıyorum ve gerçekten insandı. Hümanizmin temsilcisiydi ve o portreleri de hepsi hümanizmin renkleri, duyguları, düşünceleri. Yani işte bu Mehmet Çetin karşıdaki portresinde de görüyorsunuz. Bunu Mehmet Çetin'in bir fotoğrafından yaptı o zaman. Ondan sonra benim çok portremi yapmak istedi. Bir türlü denk düşüremedik. Ondan sonra ben hapse düşünce olmadı. Ben, içimde böyle bir ukde duruyor. Yani Racine'in benim portremi yapmasını çok çok isterdim. Yani ben portremi, resmimi falan meraklı bir insan değilim. Birçok ressam da talep etmiştir ama zamanım olmadı. Ama onun yapmasını çok isterdim. Çünkü olağanüstü insanı insanlığıyla ortaya çıkaran ve yüzüne duygularını vuran, çıkartan bir şeyi vardı, fırçası vardı. Çok tatlı bir adamdı. Onu saygıyla anıyorum. Bu kitapta da onun onunla sohbetlerimizin vesaire çok büyük katkıları vardır. Tabii Fikret abi. Fikret abi İstanbul'a geldi mi Racine'lerde buluşurduk. Racine aynı zamanda böyle yeme içme falan konusunda da zerafetleri olan bir insandı. Yani değişik yiyecekler ikram eder, ondan sonra böyle çok dolu birçok tabak falan filan değil ama seçerek yemek, yani hayatı hep doğru güzel seçimle, güzel seçim diyelim, doğrudan çok güzel seçim. Hayatında güzel seçim birinci etkendir Racine'in. Onu da çok saygıyla anıyorum. İrem de tam böyle ikisi birbirine yakışan, birbirleriyle sevgi dolu insanlardı. Çok kaliteli insanlardı, büyük insanlardı. İşte kitap böyle çıktı. Evet. Teşekkür ederiz. Ben 1978-79'da İzmir'de lise öğrencisiydim. Dolayısıyla o toplantıya katılamadım, toplantılara katılamadım burada yayınlanan sizin konuşma yaptığınız. Fakat İzmir'de de benzer toplantı oldu zannediyorum, başka illerde de, Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin örgütlü olduğu diğer yerlerde de benzer toplantılar yapıldı. Ben İzmir'deki toplantıya Cenap Nufrat'ın gelip böyle çok geniş ve çok zengin bir tartışma yapıldığını, çok öğretici bir şey toplantı gerçekleştiğini hatırlıyorum. Şunu merak ediyorum. Şimdi yani o yıllarda 1978-79'da yani bilimsel sosyalist bir partinin, pek çok parti vardı, teorik yayın organında sanat konusunun işlenmesi kapağından itibaren, kapak dosyası olarak pek rastlanan bir şey değil. Yani Türkiye İşçi Köylü Partisi gibi bir partinin sanatı bu kadar önemseyip sanat tartışmasını, işte gerçekçilik, halk edebiyatı, sanat üretimi gibi konuları
geniş bir tartışma konusu haline getirmesi, yani nasıl bir ihtiyaçtan kaynaklandı? Yani diğer, dediğim gibi, yani hiçbir derginin o dönemde böyle bir konuyu kapak konusu yapıp tartıştığını hatırlamıyorum. Dünyayı değiştirme ihtiyacında. Evet. Bakın, dünyayı değiştirmek sırf kılıçla, ondan sonra efendim mücadele, bilmem grevle, yürüyüşle, mitingle vesaire olmaz. Yani sanat insanın içini değiştiren, yani bir nevi diyelim camilerin bir dış görünüşü vardır, bir içindeki çiniler, ondan sonra çeşitli motifler, renkler vesaire, değil mi? Yani iç dünyası diyelim, bütün binaları, bir de insanın iç dünyası var. Yeni bir toplum yaratmanız için o insanın iç dünyasını da güzelleştirmeniz lazım. Yani güzel insanla güzel bir toplum kurabiliriz. Güzel insanı da sanatla yaratabiliriz. Yani güzel insan sırf grevle, yürüyüşle, mücadeleyle, boykotla, ondan sonra siyasi mücadeleyle, devrim yapacaksanız insan değişecek. Yani devrim ne demektir? Toplumun değişmesi. Yoksa devrim sırf iktidarı ele geçirme olayı değil, toplumun değişmesidir. Toplum nasıl değişir? Toplum sanatla, kültürle değişir. Resimle değişir, müzikle değişir, heykelle değişir, ondan sonra hat sanatıyla diyelim değişir, ondan sonra şiirle en başta değişir. Ve zaten biz Türk toplumu olarak da geçmişimizden binlerce yıldan beri sanatla değiştirilen bir toplumuz. Yani Türkler özellikle sözlü sanat, ellerinde kopuz, o kopuzla koşmalar, destanlar, Karacaoğlanlar, Aşık Ömerler, Yunus Emreler, ondan sonra Hacı Bektaş Veliler, Hatayiler vesaire. Yani o Dede Korkut hikayelerinde de görüyoruz. Orhun yazıtları vesaire. Yani mesela Orhun yazıtları 8. yüzyıldan kalma ama müthiş bir sanat. Yani mesela Orhun yazıtlarındaki edebiyat niteliği, kalitesi olağanüstüdür. Yani kısa kısa cümlelerdir ama olağanüstü bir edebiyat yeteneği vardır Orhun yazıtlarında. Oradan da görüyoruz ki yani Türklerde söz sanatı, işleme sanatı, ondan sonra var başından beri ve müzik var. Onu görüyoruz. Yani özellikle saz, kopuz, çeşitli nefesli aletler vesaire. Yani onun için Türk toplumunun hayatında sanatın bir yeri var ve o sanatla toplumları değiştirmişler. O erenleri yaratmışlar, o gazileri yaratmışlar, o kendini veren aptallar, ondan sonra topluma kendini adayan insanlar vesaire, hep sanatla. Şimdi biz de dünyayı değiştirmek istiyoruz. Yeni bir toplum kurmak istiyoruz. Ve o toplum ne? Paylaşmacı bir toplum. Ve vericilerin, demin o tarif ettiği cennetteki gibi, Rasin'in tarif ettiği cennetteki gibi, birbirine veren, gül alıp gül verenlerin, gülle gülü tartanların toplumu. Mesela bu Parti ve Sanat kitabının birinci sayfasında o dörtlü vardı. Bu sefer unutulmuş, konmamış. Üzülerek not aldım. Bundan sonraki basımlarına hemen koruruz. İşte gül alırlar, gül satarlar, gül ile gülü tartarlar, gülden terazi tutarlar, bağı, bostanı, güldür gül. Yani muazzam bir dörtlü. Bu Nesimi'nin bir dörtlüsü. Bir daha söylüyorum. Gül alırlar, gül satarlar. Yani aldıkları şey gül, sattıkları şey de gül. Gül ile gülü tartarlar. Yani terazinin bir kefesinde dirhem yok. Bu kefesinde de gül var, öbür kefesinde de gül var. Yani parayla değişmiyor, gülle gül değişiyor. Gül ile gülü tartarlar. Gülden terazi tutarlar. Bağı bostanı güldür gül. Yani bu olağanüstü bir şiirdir ve bizim özlediğimiz toplumu veriyor. Siz ne kadar anlatsanız, işte sınıfsız toplum, şöyle güzeldir, böyle güzeldir, sömürü kalkar, baskı kalkar, zulüm kalkar falan. Bakın bunlar, bu deminki dörtlü yanında o kadar kuru kalıyor ki. Siz sınıfsız toplumu, piyasanın olmadığı toplumu, paranın olmadığı toplumu, değişmenin olmadığı ama insanların ihtiyaçlarının karşılandığı ve en önemlisi de insanların güzellik ihtiyacının karşılandığı, ruhsal ihtiyaçlarının, manevi ihtiyaçlarının da karşılandığı bir toplumu anlatmaya çalışıyorsunuz. 10 tane ders yapın, 2'şer saatten 20 saat ama deminki dörtlü gibi anlatamazsınız. Evet.
İşte onun için sanat yeni bir toplumu kurmada veyahut da mesela diyelim Yunus Emre'nin o dörtlüsü, mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. Yani mesela bakın olağanüstü bir dörtlü. Mal sahibi, mülk sahibi. Şimdi o mal sahibi, mülk sahibi var, mülkiyet var ama hani bunun ilk sahibi? Bunun bir ilk sahibi var. Gerçekten ilk sahibi var. Mesela şimdi bakın şu elimiz telefon. Bunun bir ilk sahibi var. Bunu yapan bir işçi var. Veya biraz evvel yediğimiz ekmeğin içtiğimiz suyun bir üreticisi var. Yani sonuç itibariyle bizim soframıza kadar o ekmek, o su, o sebze, o meyve geliyor ama onu diyelim Veli Tırtar, Veli Biner üretiyor Tırtar köyünde. Veyahut da işte Germencik'te Zeki Gürsoy üretiyor o zeytini, o zeytinyağını Germencik'in köyünde. Bu şekilde. Ya Avşar köyünde Erdoğan üretiyor. Yani sonuç itibariyle bir ilk sahibi var o bizim önümüze gelen malların. Bizim dediğimiz malın, benim dediğim, benim mülkiyetimde, benim masam, benim iskemlem, benim apartmanım, efendim benim sarayım dediğimiz veya da benim mücevherlerim dediğimiz olayın bir ilk üreticisi var. İlk yaratıcısı var. Hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan. Yani sonuç itibariyle bu dünyada geliyorsun. Çok güzel bir sözdür o. Kefenin cepleri yok sözü. Kefenin cebi yok. Mal mülk edindin, biriktirdin falan filan. Ama hangi cebine koyacaksın kefenin o apartmanları, o sarayları, o malları, o mülkleri, o bankalardaki mevduatları, birikimleri veya şirketlerdeki hisseleri? Hangi şirket sahibi, şirket ve holding sahibi holdingdeki hisselerini kefenin cebine alıp koyup da gidiyor buradan? Onun için var bir hafta sen oyalan diyor. Ya bakın şu şu dörtlünün dördüncü dizesine bakın. Var biraz da sen oyalan. Buradaki Yunus Emre'nin bu sözünü keşfetmek, 1000 yıl uğraşsanız var biraz da sen oyalanı bulamazsınız. Yani büyük şair, büyük yazar böyle oluyor zaten. Var biraz da sen oyalan. Ben bunu Almanca'ya da çevirdim ve tabii çevirmesi falan da çok zor. İşte buradan şuraya varacağım. Bu dört şeyler, bu şiirler, bu müzikler, ondan sonra o bizim halaylarımız, o bizim efendim dört koşmalarımız, o Aşık Ömer'in diyelim aşk şiirleri, ondan sonra Karacaoğlan'ın olağanüstü aşk şiirleri vesaire, yeni bir toplum kuruyorsunuz. Sevgiyi, aşkı, muhabbeti, kardeşliği, el ele vermeyi, gönül birliğini, dava birliğini, paylaşmayı vesaire, bu değerleri yükselten yeni bir toplum. Yeni bir toplumu sanatla kurabiliriz. Onun için bizim partimiz hapishanede de, mesela 1970 hapishanesinde, bizim içimizde Dede Korkut hikayelerine 300 küsur arkadaş diyelim hapse düştü. Ondan sonra Dede Korkut hikayelerini, destanını okumayan tek bir insan yoktu. Orhun yazıtlarını okumayan tek bir insan yoktu. Veyahut da işte Karacaoğlan okumayan, ondan sonra diyelim Yunus Emre okumayan, Pir Sultan Abdal okumayan, işte o zaman Cahit Österli'nin kitapları vardı, Abdülkadir Gölpınarlı'nın kitapları vardı vesaire. Bunları okumayan, bunları tartışmayan insan yoktu. Mesela mektuplaşmalar olurdu. Kadın hapishanesi vardı. İşte orada eşlerimiz vardı veya sevdiklerimiz vardı veya nişanlılarımız vardı. Karşılıklı mektuplaşmalar olur. Mektuplarda hep bir şeyden bahsedilir. Yok Selcan Hatun'dan bahsedilir. Ondan sonra o şeylerde, hikayelerde, Dede Korkut hikayelerinde geçen kadın tipleri, o kadınların yiğitlikleri, cesaretlikleri, eşitlikleri vesaire. Yani hep bu sanatta, kültürle. Mesela bizim koğuşumuzda, arka hücrelerde Emsalper Özsan vardı. Türkiye'nin büyük bestecisi. Hala yaşıyor Salper kardeşimiz. Aynı zamanda büyük bir karakter anıtıdır. Aynı zamanda Erkan Önsel, dünya çapında bir tiyatrocu. San Remo Festivali'nde ilk defa galiba o aldı birincilik. Daha sonra kaç kişi aldı bilmiyorum.
Ondan sonra sinemada, tiyatroda olağanüstü bir sanatçı. Bize hep tiyatro oynatırdı. Bir kere Erkan Yücel Koğuş'ta sürekli oynardı. Yani normal bir Erkan kendisi yoktu. Hiçbir zaman Erkan Yücel'i görmezdik. Yani hep bir roldeydi. Yani mesela diyelim Dürdane Dürriyek'te adını takmıştım ben. Bir entelektüeli oynardı. Kendisini böyle bir inci tanesi gibi gören, kibirli falan filan. Dedim ki ya buna Dürriyek'te diyelim. Yani inci tanesi. İşte Dürriyek'te abiyi oynardı. Yok köylü karakterini oynardı. Zengini oynardı. Fakiri oynardı. Aslanı keseni oynardı. Mazlumu oynardı. Bizleri de oynatırdı. Ve mesela tiyatro senaryolar yazardı. Tiyatro. Mesela ben üçüncü köylü onun şeyinde tiyatrosunda işte bir toprak işgali falan filan böyle bir tiyatro eseri yazdı. İşte bana üçüncü köylü rolünü verdi. Başka tiyatro eserleri yazdı falan. Yani onun için hayatımız sanatla, kültürle iç içe zaten geçiyordu hep. Ve Vatan Partisi kuruluşundan bu yana hep sanata, kültüre büyük bir önem vermiştir, değer vermiştir ve hep içinde, bağrında da Türkiye'nin büyük sanatçılarını, kültür adamlarını yetiştirmiştir. Onun için yani dünya çapında da diyebileceğimiz kültür adamlarını yetiştirmiştir. Sevgili izleyiciler, sorularınızı gönderebilirsiniz Sayın Perinçe'ye. Konumuzla ilgili merak ettiğiniz konuları soru halinde iletebilirsiniz. Kendisine ileteceğiz. Sorular gelmeye başladı. İlerleyen dakikalarda onları da soracağım kendisine. Şimdi Sayın Perinçe, siz de sayıyorsunuz. Çoğunu anıyoruz. Kulaklarını çınlatıyoruz. Aydınlık Vatan Partisi geleneğinde gerçekten çok fazla sanatçının adı geçiyor son 40-50 yıl içinde. Bunların önemli bir kısmı parti üyesi, sizin çok yakın mücadele arkadaşınız olarak yer alıyor. Bazılarıyla dostluk ilişkiniz var, çok uzun yıllara dayalı. İşte saydınız Erkan Yücel'den Sarper Ösen'e kadar, Cemal Süreyya'dan Ahmet Erhan'a kadar, Melih Cevdet'ten Hulki Aktunç'a kadar çok geniş bir sanatçı yelpazesi. Atilla Cumalı, İlhan, Osman Şahin. Cumalı. Evet. Demirtaş, yani Ceyhun, bir... Levent Kırca. Yani tabii, onlarca tabii. İsim sayabiliriz. Burada izin verirseniz hani yani çok özel sayılmaz ama biraz da özel bir şey sormak istiyorum. Benim bildiğim sizin hakkınızda bir Hulki Aktunç'un bir şiiri var. Çok güzel bir şiirdir. Bir de Ahmet Erhan'ın bir şiiri var sizi ayırdığı. Bilmediğimiz, böyle gözümüzden kaçan başka bir şiir ya da bir eser var mı sizle ilgili? Hulki Aktunç'un şiiri özellikle çok hoştur. Şimdi şiir ezberimde değil tümüyle ama bulunabilir. Muhakkak vardır. Yani bir de diyelim ki Hulki Aktunç'la Demirtaş Ceyhun'un ya da Osman Şahin'in hani estetik yaklaşımları da, politik yaklaşımları da hani çok yakın değil ama bir birleştiren merkez, bir anlayış var ve ikisi de sizin çok ya da hepsi sizin evet. Çok yakın dostunuz. Evet. Şimdi mesela Cemal Süreyya da o 99 yüzü yazdı biliyorsunuz. Beraberdik. Siz hatta 2000'e Doğru'nun Tunca arkadaş yazı işleri müdürlüğünü yaptınız. Sorumlu müdürlüğünü yaptınız. Evet, değil mi? Muhabirlikten başlayarak hemen hemen her şeyini yaptım. Değerli yaptın başkan, yani, evet. Hapiste de yattın. Çok kısa. Evet. Yani 2000'e Doğru'dan dolayı hapiste de girdin değil mi? Kısa bir süre girdim evet. Olsun. Kısa mısa. Ondan sonra. Şimdi mesela 2000'e Doğru'da da Cemal Süreyya dedi ki ben burada dedi. Şimdi o da çok koş. Oradan şimdi Cemal Süreyya bizim 1978 aydınlığında var bir kere. Ya o şimdi tam hatırlayamıyorum. O bu tür böyle sanat kalabalık yerlere falan fazla gelmezdi. Ama bizim onunla arkadaşlığımız 1978 aydınlığında başlar. Bakın o da enteresan. Şimdi Gani Bozaslan dedik. Arkasından Resin dedik. Cemal Süreyya da öyle bir insandı.
Yani o da böyle bir rüzgar gibi geçerdi. Yani bunu, onun yürüyüşlerini, adımlarını, gövdesini, bir şeyini hissetmezdiniz. Böyle aranızdan böyle sanki bir rüzgar gibi geçer. İlk bendeki izlenimi o olmuştu. Aydınlığın, o büyük 1978 aydınlığının şeydeki, o Cağaloğlu'ndaki o büyük salonundayız falan. Cemal Süreya böyle üstünde mavi böyle bir blue jean gibi bir şey vardı. Böyle süzüldü geçti. Yani hissetmediniz. Yani tesadüfen gördüm Cemal Süreya. O da öyle bir insandı. Ve dostluğu muhteşemdi ve çok büyük emek verdi. Olay da şöyle başladı. İşte 1978 aydınlığında yazdı. Ondan sonra Paçal adını vermişti köşesine. Daha sonra biz işte 80'de 12 Eylül hapishanesine girdik. 85'ten sonra çıktık falan. Saçak dergisini kurduk. Cemal Süreya da Saçak dergisinin şeyine girdi. Yazı kuruluna girdi. Ama şimdi Saçak öyle bir dergi ki, ya 1500 kişi biz hapise girmişiz toplam, 1980 partinin 1500 küsur hepsini şeye de yazdık o zaman savunmamıza. 1500 küsur arkadaşımız tutuklu oldu veya şeyinden geçti, gözaltından geçti. Ondan sonra çıktık. Saçak dergisini çıkarıyoruz ama öyle bir şey ki, yani biraz sanki yer altında gibi dergi. Yani şeye uğrayan, takibe uğrayan bir hareketiz. Yarımız hapishanede. Mesela o Saçak dergisini çıkarırken ben 85'te şeyden çıktım, cezaevinden çıktım ama bu sefer de Hasan Yalçın falan girdi içeri. Hüseyin Karanlık, Hasan Yalçın. Yarımız içeride, yarımız dışarıda. O koşullarda Cemal Süreyya ile birlikte işte Saçak dergisini çıkarıyoruz. Ondan sonra Saçak dergisinde de bir köşesi vardı. Onun adını şimdi birden hatırlayamadım. Evlerde yazı kurulu toplantıları yapıyoruz. Ondan sonra öyle şey yazıhanede falan yapmıyoruz. Bir tedbir falan filan olsun diye. İşte İlhan Kırıt'ın evinde toplanıyoruz. Öbürünün evinde, işte diğerinin evinde vesaire. O toplantılara en zamanında gelen Cemal Süreyya'dır. Toplantılar 12 saat, 13 saat, 14 saat sürdüğü olur. Bir aylık bir dergi olduğu için bütün yazılar titiz bir şekilde okunur, tartışılır. Gelecek sayının şeyleri konuşulur. Ne derler? Sayıları, yazıları konuşulur, konusu konuşulur. Fikirler pişirilir. Ondan sonra diyelim saat işte saat 10'da sabah 9'da toplantı yapıyoruz. 9'a 5 kala en geç oradadır. 9'u 5 geçe geldiği hiçbir kez görülmemiştir. Yani o maliye memurluğundan falan gelen diyelim. Yani mesela şimdi Cemal Süreyya deyince böyle akla başka şeyler geliyor. O başka bir imge o. O imge doğru değil. Son derece bu konularda disiplinli, zamana takvimine uyan, ondan sonra falan gelir. O toplantılara katılır, fikirler söyler. Mesela o toplantılardan onun Güz Bitigi. Mesela Güz Bitigi şeyi kitabının başlığı o toplantıdan çıkmıştır. Yaz Bitigi o da o toplantıdan çıkmıştır. İşte benim o sırada Orhun Yazıtları ile ilgili bir çalışmam falan okunuyordu falan. Orada bir Güz Bitigi diye bir şey geçer. Ondan sonra dedi ki Doğu dedi bunu dedi senden alabilir miyim dedi. Neyini alacaksın dedim. Yani bunu dedi kitaplarımda, şiirinde kullanabilirim. Ya dedim bu Orhun eski Türk metinlerinde geçen bir kavram benim değil ki dedim. Abi, helal olsun falan filan. Onu mesela kitabı, oralara böyle oralara büyük katkıları olan, yani olağanüstü. O da Cemal Süreyya'da yani çok erken kaybettik. Bunlar Türkiye için olağanüstü büyük kayıplardır. Sen de hatırlıyorsun Tunca arkadaş. Aydın'la 2000'e doğru da nasıl saatlerce çalışır. Ondan sonra gelir, işlerini çok güzel yapar. Bize birçok şey öğretmiştir. Mesela hiçbir zaman ataş takmaz kağıtlara. Çünkü ataştan çıkıp kaybolabilir. O maliye memurluğundan toplu iğneyle birleştirir. Toplu iğneden hiçbir zaman kağıt kurtulup çıkamaz. Falan. Böyle böyle şeyler de öğrendim. Yani nereye geleceğim? 1987 mi neydi Cemal Süreyya?
Ondan sonra 87 yılında bize geldi. İşte ondan sonra asansörden çıktı, karşıladık falan filan. Böyle girdi, oturduk. İşte bir dergi çıkaracağız. Konu o. Ya dedi, ben de dedi, Doğu çıksa da, hatta yazdı daha sonra günlüklerinde, Doğu çıksa da bir dergi çıkaralım diyordum falan. Peki dedim, adı ne olsun? Bakın o, bu yani hiç abartmadan söylüyorum. O da biz de aynı şeyi düşünmüşüz. 2000 kavramı. Yani işte 1987 yılındayız. Türkiye 2000'lere doğru gidiyor. Biz diyoruz ki 2000'ler Türkiye'nin çok büyük köklü değişiklikleri olacak 2000'lerde. Öyle bir ana tahlil yapıyoruz ondan sonra. Ondan sonra o da 2000 o 2000 dedi. Ben 2000'e doğru dedim. Dedi ki 2000'e doğru olsun dedi. Çünkü 2000 statik duruyor dedi. 2000'e doğru olunca dedi bir hareket var dedi. Oraya doğru gidiyoruz. Ama dedi bu dedi 2000'e doğru diyelim ama bu kafalarda nasıl insanlar birbirlerine hep 2000 diyecektir. Kısaltır halk dedi. Yani aydınlar falan. Hakikaten de öyle oldu. İşte 2000 aşağı 2000 yukarı falan ama derginin adı 2000'e doğru oldu. Ve işte beraber çıkartmaya başladık. Ha, orada siz bana sizinle ilgili şiir yazı var mı diye sormuştunuz. Ben de portre yazayım dedi. Bakın dedi kimse bilmez. Beni herkes şair diye tanıyor dedi. Ama ben dedi çok iyi bir portre yazarıyım dedi. Portre yapayım dedi. Ama dedi ben dedi iz düşüm yapacağım. Yani gerçek portre değil toplumdaki iz düşümde. Mesela Turgut Özal'ı yazacağım ama Turgut Özal değil. Turgut Özal'ın toplumdaki iz düşüm. Veya diyelim Müjdat Gezen'i yazacağım. Müjdat Gezen'in toplumdaki iz düşüm. Mehmet Ali Aybar'ı yazacağım. Mehmet Ali Aybar'ın Süleyman Demirel'in işte toplumdaki iz düşüm. Şimdi böyle 99 tane yazacağım dedi. 100. de seninle Doğu Perinçek'le bitireceğim. Ve böyle şeylerde zaman zaman benimle ilgili yazacağı portreden cümleler söylerdi. Lacivert bir atın üzerinde, lacivert bir ata bindirirdi beni falan. Onun üzerinde geliyor falan filan. Bir de çok enteresan bir şey söylerdi. Doğu Perinçek seni, Doğu Perinçek'i Aşil gibi topuğundan vurabilirler. Böyle yani topuk kavramını. Artık orada tabii çok mecazi ve dili vardı. Yani böyle üstü örtülü, zarif, ince dili vardı. Eleştirileri de, uyarıları da, ondan sonra duruşu da hep böyle o çok çok zarif ifadelerin içine olurdu. Ve en sonunda da herkese bir şemsiye yapardı. Şemsiyesi falan diye bir şemsiye tanımı yapardı. O Cemal Süreyya maalesef erken kaybettik ve o 100. portreyi yani Doğu Perinçek portresini yapmadan gitti. Ona da çok hayıflanırım. Yani Cemal Süreyya'nın beni falanca yazmış filanca yazmış çok meraklı değilim yani kendime çok dönük bir insan değilim. Çok ama Cemal Süreyya'nın beni yazmasını çok isterdim. Çünkü çok sevdiğim bir adam. Çok çok yakın sevdiğim dostum. O da her yerde söylemiştir. Yani benim hayatımda en sevdiğim arkadaşım Doğu Perinçek'tir diye. Çok güzel muhabbetlerimiz oldu. Böyle alınganlıkları olmuştur. Öyle çok hoş. Mesela şöyle bir alınganlığı oldu hiç unutmuyorum. Mezmurlar var ya bu Tevrat. Tevrat'ta biliyorsunuz müthiş mezmurlar var. Yani aşk hikayeleri aslında. İşte o mezmurları falan onlardan konuşuyorduk. Dedim ki Cemal Süreyya'ya bu dedim mezmurlar dedim seni de çok etkilemiş dedim. Ondan sonra tepelerinden ney memeli kahraman memeli kadınlar gelir. Onun Cemal Süreyya'nın bir şiiri vardır ya. Aşağı yukarı aynısı mezmurlarda var. Ondan sonra öte yandan gel aslanım mamaktan, gezden gözden, arpacıktan Enver Gökçe'nin şiiri veya buna benzer Türk edebiyatında mezmurların etkisiyle ilgili 5-10 cümle söyledim. O da hiçbir şey üzerinde durmadı. Hatta Ahmet Arif'ten de söyledim. Bak dedim Ahmet Arif'in şu dizeleri de
Ha, o zaman şunu söyledi. Dedi ki tabii dedi mezmurları dedi hepimiz okuduk dedi. Ahmet Arif de okudu. Enver Gökçe de mutlaka Enver Gökçe de okumuştu. Ondan sonra ben de çok okudum. Mezmurlar hepimizi etkilemiş. Etkilemez olur mu? Hepimizi etkilemiştir dedi. Fakat sonra da günlüklerinde şöyle bir cümle. Hiç bunun üzerinde konuşmadık. Kuşlar var, kutsal kitaplara gönderme yaparlar. O alındı anladığıma göre. Yani o mezmurlardan şiirin o kahraman memeli kadınlar gelir. O alındı mı ne oldu falan. Orada böyle kuşlar var, kutsal kitaplara gönderme yapar. Ben onu tabii üzerine gitmedim onun. Ya bunu sen benim için mi yazdın falan diye. Ama tahmin ediyorum o mezmurlarla. Yani buradan şunu anlatacağım. Çok zarif bir adamdı Cemal Süreyya. Yani ilişkileri, ondan sonra görüşmeleri, konuşmaları, her şeyleri ve işte kaybettiğimiz 90 yılı Ocak ayıydı. Orada da şey kararı almıştık. Bir günlük gazete çıkartacağız. Öyle sevindi ki ben dedi hiç unutmuyorum. Ben dedi şeyde bir yerde buluştuk. Bir arkadaşın evinde Maltepe, Kartal oralarda. Oraya çağırdım ben falan. Gel biraz oturalım falan diye. Böyle başka arkadaşlar da var. Ha şu şimdi gösterdiğiniz de Mehmet Perinçek'in sünnet düğünündeki şey. Resim evet. Orada gözüküyor. Mehmet Perinçek'in de kirvesidir Cemal Süreyya. Onu da işte o Kartal'da buluştuk. Evde falan işte bu günlük gazete dedim hazır mısın dedim günlük gazeteyi çıkarıyoruz. Hazırım ne demek dedi yatağımı yorganımı dedi getireceğim dedi ve günlük gazetede ben yatacağım dedi ve dedi bana dedi siyasi başyazıyı bırakacaksınız dedi. Bu sefer ben dedi siyasi başyazı yazıyorum dedi. Türkiye siyasi tarihine dedi göreceksiniz Cemal Süreyya imzası geçecek. Ve hatıralarında da günlüklerinde de yazmıştır şey der. Der ki ben şair olarak geldim yani Türkiye toplumunun gündemine ama 2000'e doğru da portre yazarı olarak öne çıktım ve meşhur oldum. O öne geçti. Hakikaten büyük şair büyük şairdir Cemal. Yani Türkiye'nin son 200 yılın büyüklerindendir değil mi? Tunca. Tabii hiç tartışmasız o konuda kuşku yok. Şimdi ama şey ha şimdi bir alınganlığı daha. Şimdi ben tabii bunlar ikinci yeni Turgut Uyar ondan sonra Cemal Süreyya ondan sonra onlar arasında işte tragedyalar ondan sonra, şey orada Edip Cansever, Ece Ayhan yani ikinci yani onlardan bahsederken o ikinci yeğenin diğer şairlerini falan böyle biraz öne çıkaran şeyler de söyledi. Yani ben gençliğimde onlara hayrandım falan filan gibi. Kendisini birinci planda o zaman söylememde biraz şey yaptı. Ona da alındı sanıyorum. Evet. Ama bakın şu tarafı çok müthiştir. Gene konuşuyoruz. Hiç beklemediğim bir şey ondan. Fazıl Üstünü Dağlarca'dan bahsederken dedi ki bizim dedi en büyüğümüz odur dedi. Hiç ondan beklemiyordum. Sen bekler misin bilmiyorum. Yani mesela Fazıl Üstünü Dağlarca bana sanki Cemal Süreyya'ya böyle uzak bir şey gibi gelir. Hatta Cemal Süreyya'nın bir şey yazısında Fazıl Üstünü'den şöyle bahseder. Yani biraz daha yaşasaydı resmi gazetede çıkacaktı şiirleri falan gibi. Yani resmi gazete. Ama tabii Fazıl Üstü Dağlarca bence de çok büyük bir şair falan. Peki dedim sen şunu söylerdin hep. Bir şair kendisini en büyük dünyanın en büyük şairi olarak görmüyorsa o şair değildir derdi Cemal Süreyya. Peki dedim sen burada kalktın Fazıl Üstü bizim en büyüğümüzdür dedin. Ona gelince dedi o şair tanımı değişir dedi. O en büyüğümüzdür dedi falan. Böyle Cemal Süreyya'nın beni yazmasını çok çok isterdim. Böyle küçük küçük notları halinde söylerdi ama
ne yazık ki yazılı hale getirmedi. Şimdi Cemal Süreyya ile ilgili tabii anlatılacak, konuşulacak, sohbeti yapılacak çok konu var ama hani alınganlığı üstüne yani gerek Cemal Süreyya olarak gerekse bir şair olarak çok küçük bir anekdot aktarayım. Yani benim de bildiğim, yoksa yıllarca aynı büroda çalıştık ama bu bizim edebiyat tarihimiz, şiir tarihimiz açısından da anlatılır. Şimdi Edip Cansever'le çok yakın arkadaşlar. Zaten aynı şiir akımının içindeler, ikinci yeninin. Fakat bir gün Edip Cansever'in olmadığı bir ortamda sohbet ederken Cemal Süreyya, Edip'e şiir yazmayı ben öğrettim gibi bir laf sarf ediyor. Bu da Edip Cansever'in kulağına gidince sinirleniyor tabii. Çünkü o da iddialı ve büyük bir şair. O da diyor ki, Cemal'e de rakı içmeyi ben öğrettim deyince Cemal Süreyya çok daha fazla kızıyor, küsüyor. Yani o iki sıkı dostun sonradan araları düzelmiş olmakla birlikte bu yüzden epeyce bir küs kaldıkları, hani şiir yazdırmak neyse de, şiir öğretmek neyse de, rakı içirmek, içmeyi öğretmek gibi daha ulvi bir işlemi ondan öğrenmiş olmak çok gücüne gitmiş Cemal Süreyya. Aslında böyle söylenir. Bu rakı içmeye de çok meraklı bir adam değildi Cemal Süreyya. Yani onu hep öyle şey vermeye çalıştılar. Yani sevda aşk şiirleri yazar, rakı içer falan. Öyle değil. Mesela Cemal Süreyya dedi ki, sizin 74 savunmasını, 1974'te yaptığınız savunmasını 3 kere baştan sona okudum. Ya zaten böyle şeylerde hiç böyle abartıları yoktur. 3 kere de okudum diyorsa o 4 kere de okumuştur. Yani 2 kere okumamıştır. En az 3 kere okumuştur. Çok okuyan, işte şeyi çevirmiş, Emperyalizm kitabını Lenin'in çevirmiş, o bütün Fransız büyük romancılarından Fransızcadan çeviriler yapmış. Entelektüel birikimi çok derindi Cemal Süreyya, yani onu söyleyeyim. Yani mezmurlardan tutun, kutsal kitaplar vesaire, ansiklopedi okurdu. Sözlük okurdu. Ben sözlük okumayı bilmezdim. Yani ben sözlük okumayı Cemal Süreyya'da ilk defa gördüm. Sözlük okur. Sözlük okunur mu? Yani sözlüğe bakılır. Diyelim bir işte kelimeyi merak edersiniz. İşte mülahaza kelimesi ne manaya geliyormuş falan diye açarsınız, bakarsınız falan. Ama Cemal Süreyya sözlük okurdu. O öyle özellikleri vardı ve çok derin bir birikimi vardı. Yani hem Türk edebiyatı ile ilgili, ondan sonra mesela halk edebiyatını, onun meşhur lafı vardır. Şiir, yani halk edebiyatının şiirin şeyi, kaynağı olmayacağını söyleyen, onun böyle çok özdeyiş gibi kalmış kafalarda, biraz sonra aklıma gelir. Ama halk edebiyatını çok iyi bilirdi. Mesela şeye kalın aptal derdi. Folklor şiire düşman, onu mu? Ha, folklor şiire düşman. Folklor onun büyük tartışma yarattı. Folklor şiire düşman, halk edebiyatı şiiri boğuyor falan gibisinden. Ama onun folklor bilgisi, ondan sonra Türk halk şiiri, Türk halk edebiyatı bilgisi son derece engindi. Mesela bir şiirinde Nazım Hikmet'e kalın abdal şeyi takmış. Kalın abdal. Kalın tabii çeyiz manasına geliyor, biliyorsunuz. Yani ondan sonra yani bir çeyiz abdal diyelim. Ondan sonra o kalını, bu incenin karşıtı kalın diye anlayanlar olmuştur. Oradaki kalın, kalın abdal derken Nazım Hikmet'e çeyiz, yani bir gelinin çeyizi anlamında çok güzel bir şey bulmuştu, isim bulmuştu. Bu kalın abdalı kim bulur? Türk edebiyatını bilmeyen adam kalın abdal sözünü hiçbir zaman keşfedemez. Ve ince söz söyleme, özlü söz söyleme falan, o Türk edebiyatından kalan birikimleriydi. Şimdi Sayın Perinçek, izleyiciler... Edip Cansever'le ilgili de şunu söyleyeyim. Buyurun. Demin benim söylediğim oydu. Şimdi ben arkadaşlarım var, Adil Özkol falan. O ilk defa biz lise
1'den beri Adil'le lise 1'den beri tanışıyoruz. Ondan sonra liseyi beraber bitirdik. 4 sene hukukta beraber, yani en yakın arkadaşım. İlk ben Cemal Süreyya falan Adil'den gördüm. İşte Adil Cemal Süreyya'nın geceleri biz ıhlamur kokularının içinde bahçelerler, sokaklarında falan dolaşırken Adil böyle bağıra bağıra şiir okurdu geceleri 11'de, 12'de. İnsanlar balkonlara, camlara falan çıkar. İşte orada Cemal Süreyya'nın şiirlerini falan okur falan. Ben ilk Cemal Süreyya'yı Adil'den öğrendim. Sonra Cemal Süreyya derken Edip Cansever falan, biz Selçuk Ömerbaş, ben falan Edip Cansever'e müthiş merak saldık. Yani o Edip Cansever'in o tragedyaları. Ondan sonra Yer Çekimli Karanfil. O özellikle Tragedyalar kitabında şey vardır. Bir ne gelir elimizden insan olmaktan başka. Yani çok müthiş bir şiirdir falan. Gene bir gün böyle oturuyoruz. O ne gelir elimizden insan olmaktan başka şiirini okudum. Dedi ki çıkarttı hemen kitabı. Bak dedi, burada bu dizeler yok dedi. Dedim nasıl olmaz ya falan. Sonra başka bir buluşmamızda ben onun ilk basımını getirdim. Tragedyaların, Edip Cansever'in. Baktık ki hakikaten ilk basımı sonraki basımlarda değişmiş. Ben onu ilk basımdan ezbere kalmış. Ona çok kızdı. Olmaz dedi, şiir dedi, yazılır ve öyle ilk basımlarda şey gibi, bilim kitabı gibi dedi. Öyle dedi, şiir değişmez dedi. İlk bastığı neyse o çıkacak dedi. Falan orada benim böyle Edip Cansever'i çok beğenmem. Ne gelir elimizde insan olmaktan başka. Çok müthiş güzel bir şiirdir. Evet. Onu söyleyeyim. O da şey, İç Bedesten'de antikacıydı biliyorsunuz. Edip Cansever'de İstanbul'da Kapalı Çarşı'da. Benim halamın oğlu Mahmut Çitli vardı. Onunla iyi ahbaplardı. O böyle bir Edip Cansever şeyimiz de var. Yani Edip Cansever'i benim sevmemi biraz kıskandı. Evet. Cemal Süreyya. Şimdi izleyicilerimiz, yani formalite icabı, jest icabı söylemediğime emin olsunlar. Benim yani sanat, sanat teorisi, sanat tarihi konusundaki okuduğum kitaplar içinde işte Planov'un gerçekçilik dair yazdıkları önemli ölçüde öğreticidir. Christopher Codwell çok ufuk açıcı çok şeyler doğru yazar. Troçki'nin Edebiyat ve Devrimi önemli bir kitaptır. Gerçekçilik, estetik konusunda. Atilla İlhan'ın hangi edebiyat ve gerçekçilik konusunda yazdıklarından çok kendi adıma çok şey öğrendim ve faydalandım. Bir de Parti ve Sanat kitabı. İşte ilk, yani lise yıllarımdan itibaren sanatla ilgilenmemde çok yardımcı oldu. Ayrı bir pencere açtı. O ilk yazıdan itibaren, Bora dergisindeki ilk yazıdan itibaren sizin bu konuya yaklaşımınızda yaklaşırken bir saptamanız hep benim için geçerli oldu ve onu kertez alarak düşünüyorum. Sanatçının böyle bulutların üstünde ulaşılmaz, işte sınıflar üstü bir iş ya da insan olmadığını, bir birey olmadığını anlatıyorsunuz aynı zamanda. Diğer bütün isimler gibi. Bizde hani şöyle bir gelenek de vardır. Yani bir ara çok tartışılmıştı. İşte sağcıdan aydın olur mu olmaz mı? Ya da ya o da sanatçı mı, sen ona romancı mı diyorsun gibi. Halbuki bunların hepsi romancı, hepsi şair, hepsi aydın. Ama her sınıfın, her kültürün, gelişenin, çürüyenin de bir sanatçısı var. Onun sanatını yapan da var. Bu çok tartışmalı bir konu aslında. Yani konuşurken ben bazen yani tepkilerle de karşılıyorum. Ya buna nasıl sanatçı dersin diyor ama o bir sanatçı. Bu önemli bir yanılgı aynı zamanda da şey açısından. Yani bu konuda yani sanatçı kimdir sizce? Ulaşılmaz bir üst kimliği var mı? Bir üstün tarafı var mı bu anlamda? Tabii sanatçı güzellik yaratıcısı diyelim. Yani
onun da özlediği bir dünya var. Yani bir büyü yapıyor, büyücü gibi. Ondan sonra nasıl büyücü, işte davul çalarak, bilmem dans ederek, şu yaparak, bu yaparak bir dünya kurmaya çalışıyor. Ondan sonra daha doğrusu diyelim av avlama, üretim yapma, ağaçtan şey toplama, ondan sonra meyve toplama falan konusunda kabile üyelerini cuşa getiriyor, coşturuyor, ısıtıyor, harekete geçiriyor falan. Sanatçı da sonuç itibariyle bir insan modeli var ve özlediği insan diyelim ve o özlediği insanı gönüllerde yaratmaya, kurmaya çalışıyor. Sanatçının yaptığı bir şey bu. Yani bunu resimle yapıyor, müzikle yapıyor, şiirle yapıyor, romanla yapıyor, hikayeyle yapıyor, diğer sanat hatla yapıyor. Ama sonuç itibariyle sanatçının bir mesajı var ve o mesajı da kendi yaşantısından ve kendi duruşundan çıkıyor. O bakımdan sanatçılar ve aydınlar yalnız şeydir, İlericidir, gerici olmaz diye bir şey yok. Mesela Balzac işte dünyanın en büyük romancılarındandır. Ama esas itibariyle muhafazakardır. Ama dünyanın en büyük romancılarındandır ve kimse bunu inkar edemez. Veya Dostoyevski'yi alalım. Yani Dostoyevski hatta gericilikle falan filan suçlanır ama dünyanın en büyük romancısıdır. Yani Fransa'da da sorsan Dostoyevski der. Türkiye'de sorsan, Rusya'da sorsan falan filan der. Onun için sanatçılar yalnız ilerici olur, gerici olmaz falan. Bunlar yanlış. Mesela alalım Necip Fazıl Kısaküre'yi. Sonunda tamamen gerici bir pozisyona girdi. Tarikat, bilmem ne, oralara kadar girdi. Ama Türkiye'nin büyük şairlerindendir. Yani o Kaldırımlar şiiri, Yağmur şiiri, Kaldırımlar ızdırap çekenlerin annesi, Kaldırımlar içinde uzayan bir lisandır, Kaldırımlar duyuldu, sükun içinde sesi, Kaldırımlar içinde yaşayan bir insandır, bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta, ben bu kaldırımların istediği çocuğum, aman sabah olmasın bu karanlık sokakta, bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum, ben gideyim yol gitsin, ben gideyim yol gitsin, iki yanımda aksın bir sel gibi fenerler, tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin falan, böyle gidiyor. Bunu mesela ezbere sonuna kadar bilirim. Şimdi mesela bu bizim bütün Türk şairlerini etkilemiş. Şu, bu yağmur, bu yağmur, kıldan ince, otel odaları falan, o bohem zamanı. Necip Fazıl evet sonradan gerici oldu falan filan ama Türk şiirinde Necip Fazıl'ı silip atamazsın. Yani onun için sanatçılar yalnız ilerici olur. Sanatçılar ya da aydınlar yalnız ilerici olur. Çok yanlış. Mesela o şuradan geliyor. Aydın sözcüğü Türkçe'ye münevver diye çevrildi. Yani intellectual, yani entelektüel dedikleri batılar. Yani entelektüel ne? Zeka. Aslında Azeriler şey ziyalı diyor. O da onlar da aydın diyorlar. Neyse entelektüel, fakat Türkçe'ye entelektüel karşılığında çevrilmedi. Ne çevrildi? Bir olumlu kavram, münevver. Yani aydınlanmış falan ya tenvir eden, aydınlatan gibi falan. Ama bu doğru değil. O çeviride bir yanlışlık var. Ve bu yüzden de bizim özellikle ilericilerimiz arasında aydın kavramına, sanatçı kavramına yalnız başına ilerici işlevler yüklenir. Ama onun bir pozisyon olduğu, bir mevzi olduğu görülmez. Yani efendim Baki de büyük bir şair. Muazzam bir şair değil mi? Ondan sonra tutucu bir şair. Yani sonuç itibariyle sarayın şairidir. Ama şimdi Baki'yi sen divan edebiyatından ve Türk şiirinden silemezsin. Yani muazzam bir şairdir. Veya diyelim Nedim. İşte Damdamdam'a en son atlarken hayatını kaybetti. Lale Devri'nin şairi ama Nedim olağanüstü büyük bir şairdir. Ama diyelim toplumsal süreçler içerisindeki konumuna bakarsan tutucu bir yerdedir. Toplumun değişmesine direnen, saraydan yana bir yerdedir. Fuzuli de daha diyelim o da divan şairi ama o daha böyle ileri, daha halka yakın. Yani onun için yani aydınlar ve sanatçılar yalnız ilerici olur. Onun gericisi, tutucusu olmaz fikri. Yani gerçek ilgisi olmayan, uydurma bir fikir.
Şimdi aslında tabii bu dalga dalga büyüyen ve genişleyen bir konu. Şimdi örneğin tam bu sizin söylediklerinizden hareketle şu bilimsel sosyalizmin kurucuları mesela Marx ve Engels, ikisi de Goethe'ye hayran. Yani en beğendikleri yazarlar arasında muhakkak Goethe'yi sayıyorlar. İşte Shakespeare, Cervantes gibi. Yani bunların hiçbiri o anlamda yani Marx ve Engels yani aynı şeyi düşünmemiş, aynı ideali kovalamamış. Lenin'in galiba benim hatırladığıma göre en beğendiği romancı Balzac'tır. Tabii Balzac var ikisinde de. Yani Fransızların tutucu romancısı. Tabii. Şimdi Marx hatta diyor ki yani bağımsız bir sanat tarihinden de söz edilemez. Yani sanat tarihi dediğimiz şey yani sosyoekonomik gerçeklikle ancak açıklanabilir. Yani ondan bağımsız bir sanat tarihi de yapamayız diyor. Yani sanatçı da aslında üretirken tabii ki bir birey olarak üretiyor. Tek başına üretiyor romancı diyelim ki. Yani kolektif sanatların dışında ama kendisi bir toplumun, bir topluluğun içinde yer aldığı için bir nesnel tarafı da var. Dolayısıyla yani sanatçının üretimi. Şimdi sorulara da geçeceğiz birazdan. Kısa bir ara vereceğiz birazdan ondan sonra. Yani bu sanatçının özgürlüğü konusu aslında çok kadim bir tartışma. Çok ezeli bir tartışma. Her dönemde bu işe kafa yoranların karşısına çıkan bir tartışma. Çok kısaca alalım isterseniz. Yani sanatçının özgürlüğü hani örgütlü bir sanatçı mı daha özgürdür? Yoksa sanatçı hep muhalif midir gibi şimdi sorular arasında da var. Her sanatçı partili olmalı mı? Partisi sanatçı olmaz mı diyor örneğin bir izleyicimiz gibi sorular var. Yani siz bunların çoğuna kitabınızda yanıt veriyorsunuz ama yine de burada bir üstünden geçelim. Evet. İlk önce şunu koyalım. Yani siz de belirttiniz. Sanatçı sonuç itibariyle toplumun içinde olan bu bize uzaydan gelmeyen bir insan, bizlerden biri. Yani mesela şimdi ve sanatçının bütün eserlerinde neyini görüyoruz? O toplumun içindeki yerini görüyoruz. Mesela Pir Sultan Abdal diyor ki öküzün damını alçacık yapın. Altına biraz da saman da sepin. Koşumdan koşuma gözünden öpün. İğrenç berler, hoşça tutun öküzü. Şimdi mesela bunu Baki yazmış, Nedim yazmış, Nefi yazmış, Nabi yazmış diye dedi. Ya, Nabi böyle bir şey yazmaz. Yani Nabi öküzün damını alçacık, Nabi böyle bir şiiri yazamaz. Yani saray şairi öküzün damını alçacık yapın. O kadar, bakın benim en sevdiğim dörtlülerden biridir bu. Yani bir çiftçinin, bir köylünün üretim aracına, öküzüne duyduğu ihtimam, özen, sevgi, öküzün damını alçacık yapın. Alçak yapacaksın ki o ısınsın orası ve üşümesin. Altına biraz da kuru saman da sepin. Yani kuruluk sepeceksin ki rutubetten dolayı hasta olmasın. Koşumdan koşuma gözünden öpün. Ya bakın bu müthiş bir buluş. Yani öküzün gözünden öpmek bazılarına iğrenç bile gelebilir. Ama yani burada bu insanın hayvan sevgisi o kadar güzel veriliyor ki koşumdan koşuma gözünden öpün. İğrenç berler, yani rençberler, çiftçiler, hoşça tutun öküzü. Şimdi bunu ancak bir köylü şairi, Anadolu'dan çıkan bir insan, üretimin içinde olan bir insan yazabilir. Bunu görmemiz lazım. Veya şimdi bizim Serdari var. Onun hatta ben şiirini okumak isterim. Onu da almıştım kitaba. Bizim Orgeneral Saldıray Berk'in de komutanımız, partimizin liderlerinden Saldıray Berk'in de dedesi oluyor Serdari. Evet. İşte onun çok Sayın Pençek, isterseniz aradan sonra devam edelim. Peki, tamam. Bir ara vermemiz gerekiyormuş çünkü aradan sonra Serdari ile devam edelim. Tamam, buldum okuruz. Küçük bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız.
Değerli seyirciler, tekrar merhaba. Kısa bir aradan sonra Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek ile sanat ve sanat teorisi üstüne birazdan gireceğiz. Sanatseverlik, sanat izleyiciliği üstüne de konuşacağız ama ara vermeden önce bir sözünüzü kesmiştik. Serdari'den bir aktarım yapacaktınız. İsterseniz oradan devam edelim. Buyurun Sayın Perinçek. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam Edip Cansever'in şiirindeydi değil mi? İnsan yaşadığı yere benzer. Ben Edip Cansever evet, diye Edip hatırlıyorum. Cansever, Edip Cansever. Onun değil mi? Evet. Edip Cansever. İnsan yaşadığı yere benzer. Tabii buradaki yer coğrafya değil. Oraya da benzer biraz. Yani diyelim dağda yaşayan insanla ovada yaşayan, şehirde ile köyde, ondan sonra fabrikada yaşayanla diyelim sarayda yaşayan falan. Yere de benziyor insan ama esas buradaki yerden kasıt insan yaşadığı topluma, yaşadığı sınıfa benzer. Yani o yaşadığı sınıfın sonuç itibariyle ürünüdür. İnsan ve özellikle de sanatçı, kültür adamları ve aydınlar. Hani hangi sınıfın içinden doğmuşsa. Demin o Pir Sultan'ın öküzle ilgili şiirini okumuştuk. Bu Serdari'nin şiiri de o bakımdan çok açıklayıcı ve çok güzel bir şiir. Saldıray Berk komutanımızın orgeneral, onun dedesi Serdari. Şimdi oku, Sefil İrençber'in yüzü soğuktur. Yıl perhizi tutmuş, içi kovuktur. İneği davarı iki tavuktur, bundan gayrı yoktur malımız bizim. Benim bu gidişe aklım ermiyor. Bu kara halimi kimse sormuyor. Padişah sikkesi selam vermiyor. Kefensiz kalacak ölümüz bizim. Tahsildar da çıkmış köyleri gezer. Elinde kamçısı fakiri ezer. Yorganı döşeyi mezatta gezer. Hasırdan serili çulumuz bizim. Ya mesela şu bakın müthiş imgeler ve müthiş kavramlar. Yani yorganı döşeyi mezatta gezer. Yani yorganı döşeyi satılıyor. Hasırdan serili çulumuz bizim. Yani bu şimdi bu Serdari yani üç dörtlük ama her bir dörtlüğün olağanca bir ağırlığı var ve ancak bunu o emekçilerin içinden, o yoksul insanların arasından, Anadolu'nun o köylerinden, bağrından yazabilirsiniz. Yani bunu mesela Bodrum'daki bir meyhaneden bu şiir çıkmaz. Veyahut da işte New York borsasından da bu şiir çıkmaz. İtalya'nın işte Venedik'in işte gondollarla gezen falan filan oradan da bu şiir çıkmaz. Yani bu şiir bir tek işte Erzurum'dan, Anadolu'dan, Sivas'tan, Yozgat'tan, Eskişehir'den, Kütahya'dan, Afyon'dan çıkar. Evet, başka bir yerden çıkmaz. Onun için yaşadığı yere benzer sanatçı ve kültür adamı çok güzel bir açıklama. Onu yaşadığı topluma, yaşadığı sınıfa, içinden çıktığı sınıfa benzer diye koyabiliriz. Tabii biz burada bir emekçi sınıfların içinden yetişmiş insanlar var ama bir de ne var? O diyelim kültür insan yani çok yüksek tabakanın içinden de sanat yapılıyor. Yani büyük sermayenin içinden veya boğuntulu sokaklardan, karanlık sokaklardan, bunalımlardan falan filan oralardan da sanat yapılıyor. Onun için mesela diyelim Türkiye'nin meyhane yazarları var. Onlar da meyhaneye benziyor. Bütün şiirleri meyhaneden çıkıyor sonuç itibariyle. Meyhane, yalnızlık, karamsarlık, çıkışsızlık, çözümsüzlük, bunalım ondan sonra karanlık imgeler, çıkmaz yollar vesaire. Yani onlarda da onu görüyoruz. Mesela bir, diyelim bir Van Gogh'un resimlerindeki o empresyonizmin o ışıl ışıl güneşler, sarılar, renkler falan filan onu da görüyoruz. Bir de mesela 1980'den sonra hapisten çıktığım zaman resim sergilerine gittiğim zaman şaşırmıştım. Birdenbire resim ressamlar değişti. Yani o umutlu geleceğe aydınlık bakan ve insana coşku veren, umut veren resimler yapan ressamlar birdenbire böyle karanlık, şeytanlar falan filan bunları yapmaya başladılar. Yani o bakımdan
resim de, müzik de, şiir de hepsi sınıfsal, toplumsal. Onu bu kitapta uzun uzun anlatıyoruz. Şimdi 3 izleyicimiz hemen hemen aynı soruyu sormuşlar. Yaşar Kemal'den de biraz bahsetmenizi istiyorlar ve benim az önce hani Hulki Aktuncu'nun şiiri, Ahmet Erhan'ın şiiri sizle ilgili söylemem üstüne. Yaşar Kemal'in o meşhur Anadolu masalından, Anadolu efsanesinden ürettiği kitabı, eseri Filler Sultanı'nın Doğu Perinçek'le bir ilgisi var mı? Yoksa bile tamamen ona uyuyor. Onun mücadelesine ve yaşamına uyuyor diyor. Diyorlar. Ben Yaşar Kemal işte biz hapisten 1974'te çıktığımız zaman evine yemeğe davet etmişti. O Cennet Mahallesi'nin orada bir basın sitesi vardır. Evet. Orada oturuyordu. Karısı Tilda beraberler falan. İşte oraya beni davet etmişti. Ondan sonra Şule ile beraber gittik. Ondan sonra o zaman o Filler Sultanı ve Topal Karınca romanını benimle ilgili yazdığını söyledi o zaman. Bak ben demin şimdi unuttum onu. Doğru o. Evet, kendisi bana öyle söyledi. Evet. Şimdi Sayın Perinçek yani orada buyurun. Şu var. Yani küçük büyüğü yenebilir. Bakın bu bizim halk şiirinde de vardır. Ya bir diyelim bir sinek, ondan sonra bilmem kaç batman bilmem ne yerden yere vurdu. Şimdi tam şiiri hatırlamıyorum ama zayıf olanlar büyük olanları yenebilir. Yoksul olanlar zengin olanları yenebilir. Güçsüz olanlar güçlü olanları yenebilir. O bizim gerçeküstü halk şiirine de yansımıştır. Çünkü sonuç itibariyle zayıflar ancak bunu işleyebilir. Zayıflar güçlüleri yenebilir. Yoksullar zenginleri yenebilir. İşte orada da o Topal Karınca Filler Sultanı'nda da Yaşar Kemal o şeyi anlatıyor efsanevi bir şekilde. Yani zayıf olanlar, karıncalar çok, çok büyük bir gayretle çalışarak, mücadele ederek, birleşerek ondan sonra fili yenebilir. Onu da yani bana işte o zaman başka yerlerde de söyledi bunu. Benim hayatımdan, benim gayretimden esinlenerek öyle bir roman yazdığını söylemişti. Evet. Yaşar Kemal de şey adamdı bakın, o da bizim bu analizlerimizi doğruluyor. Şimdi bir Yaşar Kemal o Toroslarda o efsaneler, o halk hikayeleri, o bilmeceler onların içinden çıkıyor. Oradan çıkmasa o kitaplar olmaz yani, o destansı kitaplar. Bir İnce Mehmet. Yani onun dili, o kadar destansı bir dili var ki Yaşar Kemal'in, o halk hikayelerini, o halk destanlarını, o bilmeceleri, o Keloğlanları vesaire dinlemese o güzel Türkçe çıkmaz. Onun için ben hep gençlere onu öneriyorum. Yani eski Türk destanlarını okuyalım. Çünkü o Türk destanlarının nedir? Bütün sözcükler, cümleler böyle tarih içerisinde yüzlerce yıl, binlerce yıl, böyle aka aka yuvarlana 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 bütün pütürlerinden, sivriliklerinden, uyumsuzluklarından, çirkinliklerinden kurtuluyorlar. Bu şeye benziyor. Akarsuyun içindeki taşların ne kadar güzeldir o taşlar. Üstlerinde pütür yoktur. Renkleri son derece şeydir, destansı renklerdir onlar. O şeyi, destansılığı bizim halk edebiyatında ve destanlarında görürüz. Yani o kadar üstün bir Türkçedir. İşte o Köroğlu destanı diyelim, Dede Korkut destanları, Keloğlan hikayeleri. Oralardaki güzel Türkçeyi düşün. Bir varmış, bir yokmuş falan. Bir varmış, bir yokmuş. Yani bu bir varmış, bir yokmuş. 4 tane sözcük. Mesela bunu İngilizce'de, Almanca'da falan söylediğiniz zaman ya bir zamanlar diye söylüyorlar. Ama bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlara benziyor mu? Bu çok üstün bir ifade bu, bir varmış bir yok. Yani hem var hem yok. Yani hangi dil bunu icat etmiş? Bir masala bir varmış bir yokmuş diye başlamayı İngilizce mi icat etmiş?
Almanca mı icat etmiş, Fransızca mı icat etmiş? Ben bu bir tek bir varmış, bir yokmuşla bütün dünya müsabakalarına girelim ve şampiyon çıkarım. Yani bunun gibi bu Türk dilinin bütün güzelliklerini orada bizim destanlarımızda, halk şiirinde şey yapıyoruz, buluyoruz, görüyoruz. Yaşar Kemal de işte onu temsil ediyor. O Toros Dağları'nın içerisinde işte kendisi de hep anlatırdı. O nenelerinden, teyzelerinden, amcalarından bilmem nereden o destanları dinleye dinleye, hikayeleri dinleye dinleye büyümüş. Onun belleğinde, zihninde o kadar güzel izler bırakmış ve oradan bir Yaşar Kemal çıkmış. Bu da iyi bakın bir yazar yaşadığı yere benzere çok uyuyor. Yani mesela Zeytinburnu'nda doğsa büyüseydi Yaşar Kemal, yine yoksulların içinde diyelim büyümüş olacaktı ama o Toros Dağları'ndan çıkan Yaşar Kemal olmayacaktı. O İnce Mehmet'i yazdıramazsınız siz. Zeytinburnu'ndan çıkan veya Ankara Altındağ'da büyümüş veya onu Çinçin bağlarında büyümüş bir yazara ve insana bir İnce Mehmet yazdıramazsınız. O İnce Mehmet'in içinde binlerce yıllık Türk tarihinin dil birikimi var, dil ustalığı var. Yani ben Ben Yaşar Kemal'i insan olarak da sevilecek bir insandır. Biraz şeyleri sevilecek bir insandır. Yani şey Ayı Yaşar, onu arkadaşları, dostları Ayı Yaşar derdi. Ama insancıldır, sevgi doludur. Anadolu'nun hem güzellikleri hem zaafları hepsini yaşayan, barındıran bir insan. Hatta büyük yazarımız. Ve şimdi bakın onu tam şey burada ele geçiremedi. Dünya sermayesi Yaşar Kemal'i ele geçiremedi. Bir türlü Nobel'i alamadı. evet, Niye çok alamadı dedin biliyor doğru. musunuz? Bir tane Orhan Pamuk gibi Ermeni meselesiyle ilgili iki satır bir şey yazsaydı ona Nobel'i vereceklerdi. Yani mesela Kürt meselesinden o kadar Nobel alamıyorsun. Ama Kürt meselesi konusunda da son zamanlarda bazı yanlışları vardı Yaşar Kemal'in ama edebiyatına, romanına, yazarlığına o yansımadı. Ama o da hoş yani o da sonuç itibariyle Türkiye'nin acı çekenlerine, mazlumlarına olan bir sevgidir ondan sonra. Ama dünyaya boyun eğmedi. Boyun eğseydi Nobel almayı çok istiyordu. Çok istiyordu. Bir de Tilda onu çok zorluyordu eşi. Nobel alacağım, Nobel alacağım falan diye. İşte gidiyordu Fransız Cumhurbaşkanı ile görüşüyor, bilmem ne yapıyor, ödüller alıyor. Dünya çapında bir insan çevrilmediği dil yok Yaşar Kemal'in. Ama ona Nobel ödülünü vermediler. Çünkü avuçlarına alamadılar. Tam buna bağlı olarak bizim edebiyat tarihimizde ilginç bir tartışmadır o. Kemal Tahir'in Yaşar Kemal'e eleştirileri vardır. Örneğin rahmet yolları kestiği İnce Mehmet'e alternatif olarak yazdığı, yani Yaşar Kemal'i eşkıya romantizmi yapmakla eleştirdiği, o biraz işte, yani işte Doğan Avcıoğlu'nun Celal isyanlarına bakışında da yani düzeni bozdular ve hani köylüye de Anadolu'ya da çektirdiler bu eşkıyalar. Biraz Robin Hood gibi yani baş edemediğin eşkıyayı ya da haydudu efsaneleştirmek gibi eleştirileri vardır Yaşar Kemal'e. Tabii Kemal Tahir'in de yani çok önemli bir edebiyat insanı. Tabii. Yani tezli yazar, tezli roman ortaya koyan birisi. O da çok yani önemli bir tartışmadır aslında edebiyatımız açısından ama ikisinin de yani büyüklüğü, değeri ve derinliği tartışılmaz kuşkusuz. Tabii. Aslında bu tartışma çok anlamlı. Yani şimdi Kemal Tahir'in de sola ve Türkiye'ye getirdiği şu devletin yaratıcılığı ve yapıcı rolü. Mesela genellikle diyelim roman, hikaye Türkiye'de işte yoksuldan yana, ezilenden yana, isyan edenden yana, eşkıyadan yana falan filan böyle bir evet bir diyelim en sonunda eşkıyaya güzelleme diyebileceğimiz bir edebiyat var. Bu eşkıyaya güzellemenin diyelim en seçkin temsilcilerinden biri de Yaşar Kemal. Kemal Tahir'de ise ne var? Devlet,
devletle yapılır. Türklerin büyük bir devlet geleneği vardır ve o devlet kuruculuğuyla, işte Osmanlı Devleti'nin kuruculuğu, devlet hakikaten bütün dünyadaki uygarlık atakları sonuç itibariyle devlet haline gelmiş sınıfların yaptığı ataklar. Yani devlet olarak uygarlık kurabilirsin, devlet olarak yeni bir toplum kurabilirsin, devlet olarak diyelim yükselen yeni bir feodalizm kurabilirsin, devlet olarak yükselen bir kapitalizm inşa edebilirsin veya devlet olarak sosyalizm kurabilirsin. Devlet olmadan dünyaya nizam veremezsin. Onun için devlet böyle tukaka denecek, ondan sonra elle kenara atılacak falan filan bir kavram değil. Yani devlet düşmanlığıyla ilericilik yapılamaz diyebileceğimiz tezlerle çıktı Kemal Tahir. Tabii bu o zamanki sola biraz ters geldi. Sol hep böyle muhalefetten gidiyor, devletle savaştan gidiyor, bastırılmaktan, ezilmekten gidiyor, devlet düşmanlığından falan gidiyor. Ama bence Kemal Tahir burada çok önemli bir katkı yaptı Türkiye'ye. Tabii devlet her zaman olumdurdur diye bir şey yok. Çürüyen devlet var, yükselen, yapıcı, yaratıcı, yenilik getiren devlet var. O bakımdan mesela Kemal Tahir'in o Devlet Anası falan filan çok önemli kitaplar ve bu duruşu da önemli. Tabii bu sinemaya da yansıdı. Sinemaya da önemli etkileri oldu Kemal Tahir'in. Çok güzel bir noktaya parmak basmış oldunuz. O bakımdan Yaşar Kemal'in, tabii Yaşar Kemal'in enteresan Ağrı Dağı Efsanesi romanı da bakın şeye terstir, o eşkıya güzellemesine. Ağrı Dağı Efsanesi romanında da Yaşar Kemal'in son zamanlarında yazdığı bir romandı. Orada da Mahmut Han, yani oradaki Ağrı Dağı Efsanesi'ndeki işte bey diyelim. Bey orada kahramandır. Bey öne çıkarılır. Bey'e güzelleme vardır. Ama tabii bu Yaşar Kemal'in esas çizgisini ve karakterini vermiyor. Bu da nereden geliyor? Bakın ikisi de feodal kahramanlar. Sonuç itibariyle İnce Mehmet de Ağrı Dağı Efsanesi'ndeki Mahmut Han da sonuç itibariyle ikisi de feodal deneyim. Biri diyelim köylü kahramanı, yoksul bir kahraman. Mahmut Han da feodal dönemin bey de kahraman, ondan sonra diyelim köylü de kahraman, ama o feodal dönemin kahramanlık özellikleri, nitelikleri, karakterlik, mertlik, alicenaplık, vericilik, yani bu feodal beyleri biz diyelim bey diye aşağılarız, ağa diye, bey diye falan, ama onların da kültüründe çok önemli üstün değerler var. Mesela nedir? Vericilik, alicenaplık, dağıtmak. Değil mi? Eski Türk beyleri ne yapıyor? Şölenlerde hadi diyor, buyur yağmalayın diyor. Yani iyi bey kimdir eski Türk edebiyatında, eski Türk destanlarında? İyi bey mallarını yağmalatan beydir. Sonuç itibariyle şölenden sonra bütün malını, mülkünü yağmalatır. Tabii o aslında bir nedir? Kendi etrafındaki işte nökerlere, fedailere vesaire falan bir nevi mükafatlandırma, ödüllendirme olayıdır. Orada bir mertlik vardır sonra. Yani beylerin de bir mertliği var, öyle değil mi? Ondan sonra kahpelik beylerde, senyörlerde ayıp vesaire. Çok enteresan bir şey okudum. Buyurun. Birden burada aklıma geldi. Şimdi Todenhöfer diye bir Alman var. Onun bir kitabını okudum son zamanlarda, ondan sonra 500-600 sayfalık bir kitap. Orada şunu söylüyor: biz diyor Ali Cenaplığı, senyörlüğü, ondan sonra Müslümanlardan ve Türklerden öğrendik diyor. Eğer diyor Haçlı seferleri olmasaydı diyor, biz şövalyeliği diyor bilmeyecektik diyor. O Haçlı seferlerinde işte 9. 10. 11. 12. yüzyıllar, ondan sonra da Anadolu'nun içinden geçiyorlar, ta Kudüs'e kadar iniyorlar, oraları alıyorlar falan. O bir 200 yıl devam eden Haçlı seferleri, o Haçlı seferlerinde diyorlar biz orada Türklerle ve Müslümanlarla temasa geçtik ve onlardan mertliği, Ali Cenaplığı, dürüstlüğü, şövalyeliği, şövalye kelimesini kullanıyor.
şövalyeliği biz onlardan öğrendik diyor Avrupalılar olarak. Ben mesela bunu bilmiyordum. Şövalye biliyorsunuz, şövalye ne demek Fransa? Atlı demek. Almanca'da Ritter, atlı. Ama o kültür, şövalye kültürü, yani mertlik, işte düellolarda falan da görüyoruz. Kahpe olmamak, onda sinsiliği reddetmek, hile hurda yapmamak, değil mi? Şövalyeliğin bir kültürü var. O şövalye kültürünü sonuç itibariyle biz diyor Orta Doğu'dan, Türklerden aldık diyor. Hakikaten biz o Dede Korkut hikayelerini okuduğumuz zaman destanlarını orada şövalye kültürünü görüyoruz. Beylerin mertliğini görüyoruz. O bamsı beyreklerin, salur kazanların, ondan sonra sencerlerin vesaire oradaki şeylerin bütün o bey takımının mertlikleri, dürüstlükleri, efendim kahpelik yapmamak, düşmana hatta neredeyse mesela savaşlarda hile, tuzak falan değil mi geçerlidir. Ama orada yani hile yapmamak, eşit olmak, savaşırken bile hani iki kişiye bir kişi değil, birebir savaşmak. Aynı uzunlukta kılıçla savaşmak. Karşıdakinin kılıcı ve bıçağı yoksa ona kılıç vermek, bıçak vermek. Yani kılıçsız ve hançersiz bir adamı öldürmemek gibi. Bir kültür bu şövalyelik kültür. O Türklerden geçti diye onu Toydenöfer yazmış. O hoşuma gitti. Bir o konuyu bir yazı olarak yazmak istiyorum. Evet. Yani bunu tabii çok uzun anlatmış. Ben burada kısa anlattım. Ben bunu bilmiyordum. Ben zannediyordum ki şövalye kültürü onlarda da var. Yani bize ait değil. Şimdi 2-3 dakika sonra bir ara daha vereceğiz ama ben bir soruyla devam etmek istiyorum. Şimdi sizin kitabınızda da Parti ve Sanat'ta da yer alıyor. Mesela Atilla İlhan da benzer şeyi söylüyor. Yani Nazım'dan sonra diyor, Nazım Hikmet'ten sonra 1940 kuşağı şairleri çok önemlidir diyor. Ve hani size şunu yöneltmek istiyorum. Siz Edip Cansever'i de, Cemal Süreyya'yı da, yani ikinci yeniyi de bu anlamda. Mesela Atilla İlhan'ın çok eleştirdiği bir şairler kuşağını da çok önemsiyorsunuz, çok seviyorsunuz. Yani pek çok şiir sever gibi. Fakat Atilla İlhan'ın çok sert eleştirileri var. Edip Cansever, Cemal Süreyya'yı biraz ayırarak bu eleştirilerini iletiyor. Bu yani bir şiir okuru olarak ya da bir eleştirmen olarak, şiire meraklı birisi olarak bir çelişki mi? Yani 40 kuşağı, Nazım Hikmet 40 kuşağı, Atilla İlhan, Cemal Süreyya, yani bir şiir sever. Bunların, bu isimlerin hepsinden aynı estetik duyguyu, aynı hazzı, sanat hazzını alamaz mı? Şimdi bakın, hakikaten Enver Gökçe, Ahmet Arif, Arif Damar, Hüseyin Dinamo, değil mi? Yani o 40 kuşağı çok güçlü. Ahmet Arif'in şiirleri, Enver Gökçe'nin, Enver Gökçe benim köylüm, onu söyleyeyim. Çit köyünden Kemaliye'nin, biz de Çit köyünden Apçağ köyüne gelmişiz. Ondan sonra yani sonuç itibariyle o köylülerin herkesi birbirine akraba da oluyor. Yani mesela o Enver Gökçe'nin şiirlerindeki o müthiş şeyler, ki kaybedilmiş şiirleri de var, o Yusuf şiiri. Bir kitabı da kayıptır onun, hapishanede kaybedilmiş. Ondan sonra olağanüstü kuvvetli şiirler o 40 kuşağı. Şimdi tabii iki döneminden söz edilir Enver Gökçe'nin. Yani Panzerler Üstümüze Kalkar. Yani son. Şimdi Enver Gökçe'nin şiiri şöyle bakın. Dostoyevski'yle kavga ayrı denir. Evet. O Enver Gökçe bir parlamış 1940'larda. Çok müthiş şiirler yazmış. Fakat sonradan bir 1960'lardan 70'lerden sonra tekrar böyle şiir bir şiir yazmadığı bir dönem var. Onu da açıklaması gerekiyor. Yani 40 kuşağı çıkmış, o 40'larda o Nazilerle bilmem ne savaş dönemleri falan filan ve bunların partili olduğu bir dönem. O çok önemli. Yani Ahmet Arif'in, işte diyelim Arif Damar'ın, ondan sonra Enver Gökçe'nin, tabii Nazım Hikmet ekolü bunlar falan. Türkiye Komünist Partisi üyesiydi o zamanki. Yani o, bugünkü Zibidi takımı değil ondan sonra.
parlak bir dönemleri var. Yani son derece güçlü, işte hasretinden prangalar eskittim. Acayip bir şey yani. Mesela diyelim hasretinden prangalar eskittim. Yani bir özlem bu kadar güçlü anlatılabilir. Diyelim, Enver Gökçe'nin şiirlerinde de gene görüyoruz onu. Ondan sonra, ama sonra bunların bir böyle kendi hayatlarıyla ilgili bir duraladıkları dönem var. Hapse girmişler, hapisten çıkmışlar falan. Hapishanede zaten doğru dürüst şiir yazmamışlar. Biraz böyle yenilgiler, acılar, travmalar, eziklikler falan. Ayağa kaldıran onları bir şey olmamış. Enver Gökçe ile de hastanede buluştuk. O maalesef son zamanlarında zona hastalığına yakalanmıştı falan. Çok acılar çekti. Böyle bir şey, sönük dönemi var. Ahmet Arif'in de sönük bir dönemi var. Bakın, o hasretinden prangalar eskittim, onları yazmışlar. O sonra bir daha bir şey yazamamış. Arif Damar'a bakıyoruz. Onun da bütün yazdıkları o dönem. Yani daha sonra böyle sıradan insanlara dönüşmüşler. O büyük şairlikleri, büyük yazarlıkları gitmiş. O da yaşadıkları hayatla ilgili, yani mücadele insana yazdırıyor. Daçalarda, köşklerde büyük şiir yazılmıyor. Evet. Yani mesela diyelim Sovyetler Birliği'nde yazarlara Kırım'da, ondan sonra daçalar Soçi'de tahsis ediliyor. Gidin diyor, alın diyor. Size her türlü şey, gidin, güzel oturun, işte masa, işte güzel, üstünde çok güzel hokkalar, üstünde sedefler, bilmem neler, duvarlarında resimler, güzel bir ortam, çıkıyorsun, şeyler, parklar, bahçeler, ormanlar, orada bir şey yazılmamış. Yine nerelerde yazılmış? Tolstoy'du, Dostoyevski'ydi, işte bilmem Gogol'du, şuydu buldu, o Rusya'nın hengame dönemlerinde, yoksullukların içinden falan filan veya o toplumun büyük sarsıntılar ve dönüşümler yaşadığı dönemlerde büyük şairler, yazarlar çıkmış. Ama Datça'dan çıkmıyor. Datça derken yani bizim Datça değil de Muğla'daki Rusların şairlere tahsis ettikleri köşkler. O köşkten çıkmıyor yazar. Bakın, bana bir tane köşkten çıkmış bir Rus yazarı hatırlatın, yok. Hepsi o Rusya'nın 19. yüzyıl, 18'de başlıyor. Büyük Petro, Deli Petro'dan sonra falan, o çalkantı dönemlerinden falan muazzam bir Rus edebiyatı çıkmış. Ama o şey döneminde, istikrar dönemlerinde ve şairlere falan böyle şey tahsis edildiği, imkanlar, bilmem neler, saraylar tahsis edildiği dönemde oralardan çıkmamış. Bunları görmemiz lazım. Sayın Pemcek, son bir ara vermemiz lazımmış. Arkadaşlarım tamam. Uyardı. Devam edeceğiz. Evet, Enver Gökçe'leri izah ediyorduk. Oradan devam edelim. Tamam. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Değerli izleyiciler, çıkış yolunda Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'le sohbetimize sanatı, sanatçıları, sanat teorisini konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Perinçek, en son Enver Gökçe'de kalmıştık. Enver Gökçe'yi anlatıyordunuz. Üretimlerinin belli bir dönem sonra durduğunu söylüyordunuz. Buyurun. 1940 kuşağı dediniz ya. Şimdi 1940 kuşağının bir böyle o 1940'larda Naziler dünyaya saldırıyorlar. Onlara karşı büyük kahramanlıklar yaşanıyor. Dünyada direnişler var. Ondan sonra Türkiye'nin de böyle içinde çalkantılar, savaş yılları vesaire. Yani oradan bir de partili sanatçılar bunlar. Yani onların böyle bir zengin üretimlerinin olduğu, büyük şiirler yazdıkları bir dönem. Ama sonradan işte hapse düşüyorlar, hapisten çıkıyorlar falan. Kimse onları daçalara, köşklere yerleştirmiyor ama sonuç itibariyle sıradanlaşıyorlar. İşte birisi bir yerde bir çevirmenlik buluyor, öbürü bir yerde tasihçilik yapıyor, diğeri bilmem buna benzer hayatını kazanmaya çalışıyor veya ben ne bileyim para kazanmak için işte ucuz romanlar, çocuk hikayeleri yazıyor veya işte senaryolar yazıyor piyasanın istediği falan. Ondan sonra böyle bir dönemleri olmuş. Bakın, bu da insan yaşadığı yere benzer tespitini doğruluyor. Sonuç itibariyle savaşın içinde kahraman oluyorsunuz ve kahramanlığın yazarı oluyorsunuz. Ondan sonra savaşın olmadığı durgunluk dönemlerinde, örgütsüzlük dönemlerinde de
Tabii burada örgütsüzlük de çok önemli. Mecalden düşüyorsunuz, esin kaynaklarınız kuruyor. Tekrar Türkiye canlanınca, işte 68 kuşağı, 68 hareketleri falan, bu yazarlarımızda da bir canlanma oldu. Ama biraz onların bir verimsiz dönemine düştü. Oralarda çıkardıkları şiirler, mesela diyelim demin siz de söylediniz, Enver Gökçe'nin Panzerler Üstümüze, eski Enver Gökçe değil mi? Orada bir düşüş var dikkat ederseniz. Yani Panzerler Üstümüze Kalkarsa falan filan, o eski Enver Gökçe'nin o 2. Dünya Savaşı'ndan çıkış, meriketliği falan. Tabii Enver Gökçe'yi de besleyen müthiş bir eğin Kemaliye türküleri ve Kemaliye edebiyatı vardır. Bakın Kemaliye türkülerindeki Türkçe zenginliği, ondan sonra Kemaliye eğin manilerindeki Türkçe zenginliği özel bir inceleme konusudur ki Pertev Naili Boratav'da Tarih Coğrafya Fakültesi'nde onu veriyor. Sen diyor eğin türküleri üzerine çalış diyor ve onun bir eğin türküleri de güzel kitabı vardır Enver Gökçe'nin. Oradan da çok bir eğinli olarak o eğin köylerinde yetişmiş. Yani nasıl Toroslar bir Yaşar Kemal yarattıysa, diyelim Eğin'de o Eğin'in manileri, Eğin'in türküleri de, onlarda da müthiş şeyler var. Gider olduk, tedarikim görüldü. Gitme dedi, yar boynuma sarıldı. Bakın müthiş bir olay. Yani gurbete gidiyor, gider olduk, tedarikim görüldü. Gitme dedi, yar boynuma sarıldı. Yani mesela bakın gitme dedi, bu çok sade, basit bir ifade ama bunu bulmak kolay değil. Yani gitme dedi, yar boynuma sarıl. Olağanüstü şeyler. İşte o türkü havzasında, o kaynaklardan beslenerek de Enver Gökçe ortaya çıkmış. Doğru. Aynı şey için geçerli. Hasretimden prangalar eskitti. Bakın bir daha üretemedi. Yani o dorukların doruklara diyelim 1940'larda çıkmış. Bir daha bir şey yapamadı. Biz Ahmet Arif'in şiirlerini pelür kağıdından okurduk. Bastırmıyordu. O Hasretinden Prangalar Eskittim falan bizim 68'lerde falan filan pelür kağıdından daktilolarda çoğaltılırdı. Oralardan okurduk. Kitabını sonradan ikna ettiler. İnatçı da bir adamdı Ahmet Arif, onu söyleyeyim. Çok inatçı. Çok tabii tatlı bir adam, çok esaslı, gerçek bir halk adamı vesaire. Onun da hayatı acılar, zorbalıklar, baskılar, işkenceler, hapishaneler falan için geçmiş. Kırgınlıkları vardı, kırıklıkları vardı, incinmişlikleri vardı. Ama o incinme edebiyatına bir şey getirdi, kısırlık. Edebiyata da küsmüş. Evet. Ahmet Arif'ten böyle söz edebiliriz. Edebiyata da küsmüş. Siz az önce hani bir varmış bir yokmuş, yani İngilizce'de, Almanca'da yok dediniz. Aslında Batı dillerinde olmadığını bildiğim bir başka kavram var Türkçemizin, gönül. Sizin Gönül Defteri adlı kitabınız da aslında yitirdiğimiz sanatçılarla ilgili, sizin tanıdığınız, eserlerini bildiğiniz çok sayıda sanatçıyı da içeren, bence çok önemli. Yani duygusal anlamda da, teorik anlamda da, vefa anlamında da çok önemli şeylerin, anıların olduğu, saptamaların olduğu bir kitap. Atilla İlhan'a tekrar döneceğim. Çünkü bu kitapta Atilla İlhan'la ilgili de çok önemli, evet, ve güzel bir yazınız var. Şimdi Atilla İlhan aslında işte diyor, Nazım ve Kırk Kuşağı'dır diyor Türk şiiri. Çünkü bunlar mücadeleci adamlardır. Fedailer, evet, mangasıdır diyor. Fakat kendisi hep o açıdan da eleştirilmiştir. İşte İzmirli, varlıklı sayılabilecek bir ailenin çocuğu. İşte Paris'e gidiyor. Kısa bir tutukluluk dönemi oluyor İzmir'deyken, lise öğrencisiyken. İşte İstanbul, Paris, yani biraz bohem bir yaşam da süren, o şairane, yani Parizyen bir yaşamı da olan, fakat teorik olarak da Batı'ya asla teslim olmamış bir sanatçımız. Ve yani bugün ben eminim ki
sağ olsaydı hani Türk edebiyatı, Türk şiiri, Türk denemesi bir başka olurdu. Çünkü sürekli ona müdahale de eder, evet, ve rahat, yani çok insanın rahatını kaçırırdı. Ben 2000'e doğru dergisi için bir röportaja gittiğimde Divan Pastanesi'nde şöyle söylemişti, yani onu hiç unutmuyorum. Beni dedi her açıdan eleştirebilirsiniz. Yani siyasi olarak, sanatçı olarak, estetik olarak, teorik olarak. Fakat dedi bir konuda kendime laf söyletmem. Emperyalizm konusunda hiçbir zaman hata yapmadım dedi. Doğru. Şimdi yani bugünün Türkiye'si için çok önemli bir şey. Tabii ki şiir kavramları, anlayışları tartışılabilir ama yani bugünkü aydın sanatçı duruş açısından da Atilla İlhan'lara çok ihtiyacımız olduğunu da düşünüyorum. Siz de çok iyi tanıyordunuz Atilla, evet, İlhan'ı. Yazınız da var Gönül Defteri, evet, kitabında. Biraz anlatır mısınız Atilla İlhan'ı? Evet. Şimdi Atilla İlhan o dediği bence doğru. Yani o dediğinde hakikatler var. Yani o fedai mangası dediği 40 kuşağıyla Edip Cansever ikinci yeniyi karşılaştırdığı zaman ki söylediklerinde. Tabii o iki ayrı Türkiye var orada. Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar büyük şairler. Onu söyleyeyim. Büyük şairler ve bunlar aynı zamanda vatansever insanlardı. Ama 40 kuşağındaki o mücadelecilik, fedai mangası dediğiniz olay yok. Özellikle Edip Cansever biraz anlaşılması zor bir şair. Ne gelir elimizden insan olmaktan başka falan. O trajedyalarda bezik oynayan kadınlar, ondan sonra çağrılmayan Yakup falan, o kitaplarına baktığımız zaman biraz o Kafka mafka oralara doğru gitti Edip Cansever. Yani daha az anlaşılan, daha zor anlaşılan bir yerdeydi. Ama bakın Edip Cansever'in şiirinde de o anlaşılmamakta da bir lezzet var. Yani ben böyle hasta derecesinde bir şeydim, Edip Cansever hayranıydım. Ondan sonra tabii anlaşılmaya, açıklığa, netliğe çok önem veren bir insanım. Savaşın içinde olan bir insanım. Ama Edip Cansever de yani beni böyle şey yapan, ne diyeyim, vecde getiren, bir anlaşılmaz gibi gözüken, ona da verdiği, aslında şu anda hatırlamıyorum o cümleyi tam ama yani o anlaşılmama olayına da verdiği çok müthiş bir cevap vardır. Yani aslında orada da bir şey söylediklerini anlatır. Yani onlar bizi anlamıyorlar falan, bizi anlamıyorlar falan diye söylüyorlar ama falan. Şimdi onu, o sözü hatırlayamadım. Çok siz çarpıcı bizi, bir soru. Ne çıkar siz bizi anlamasanız da? O başka. Şey, o da, ama bir de o, bunları anlamıyoruz diyorlar. Ya bu ne yazıyor bu adamlar falan. Biraz orada doğru bir şey var yani. Ama o biraz Türkiye'nin yaşadığı süreçle ilgili. Bakın onlar ne zamandı? Cemal Süreyyalar, şeyler, Edip Canseverler falan. İşte 50'lerin sonu, 60'ların başı vesaire. Ama daha sonra ne oldu? Cemal Süreyya kalktı, bizim aramıza katıldı falan. Bu sefer şeyin pay senetlerini yazdı. Yani hisse senetleri o çok, yani Boğaziçi'nin Kız Kulesi. O Turgut Özal şey yaptığı zaman ben dedi Boğaziçi Köprüsü'nün pay senetlerini satıyorum falan. O da dedi ki ben de dedi Kız Kulesi'nin düz senetlerini paylaşıyorum. Müthiş. Bakın müthiş bir kapitalizm eleştirisi. Müthiş bir felsefe. Yani bireyci ve çıkarcı felsefeye karşı, Boğaziçi Köprüsü'nün pay senetlerine karşı Kız Kulesi'nin düz senetleri. Yani evet. Birisi belki insana faiz getiriyor, kazanç getiriyor, kar getiriyor falan ama düş, hayal, orada paylaşılan şeyler. Ben ondan sonra ona benzeyen Cemal Süreyya tam şimdi o şeyin, Atilla İlhan'ın o eleştirilerine cevap veren bir yere gelmişti ve işte benden şunu istedi. Dedi ki ya bana dedi Türkiye Sol Hareketi'nin bir tarihini yaz dedi. Ama dedi çok uzun olmasın, 10-15 sayfayı geçmesin, ben onu şiir yapacağım dedi. Sonra planladığı bir kitap vardı, Telefon Kulübeleri.
O telefon kulübelerinde, ya bu bizim toplumun bugün işte iletişim çağı falan filan diyoruz ya, onu gördü. O telefon kulübelerinde insanların böyle birbirlerinden kopmaları, yalnızlaşmaları, ondan sonra ya daha cep telefonu yoktu o zaman ama o telefon kulübeleriyle onu anlatacaktı. İşte onları maalesef yazamadan, yani bir toplumsal eleştiriler, toplumsal şiirler dönemine girmişti o düz senetleriyle vesaire. Akıp giden sokaktan başka ne diyordu mesela? Yani benim hiçbir şeyim yok akıp giden sokaktan başka. Bu da mesela mal sahibi, mülk sahibi gibi bir şey. Veya biraz evvel Serdari bütün malım iki tavuktur diyor ya Serdari. Kadıköy'de de Cemal Süreyya Serdari oluyor. Orada ne diyor? Hiçbir şeyim yok akıp giden sokaktan başka. Bakın bu Serdari ile aynı şeyi söylüyor. Biri iki tavuktan başka malım yok diyor. Öbürü diyor ki akıp giden sokaktan başka hiçbir şeyim yok diyor falan. Yani bu da şairin, yazarın bulunduğu yere benzediğini, sınıfsal konumlarını falan anlatan şeyler. Atilla İlhan'ın o eleştirisi o bakımdan çok yabana atılacak bir eleştiri değil. Atilla İlhan'a gelince, şimdi bakın Atilla İlhan belki çok büyük şair, onu tabii hepimiz, bütün Türkiye biliyor, onu söylemek bile ayıp. Yani Atilla İlhan bizim Türk edebiyatının, o da çok dolu bir insan. Cemal Süreyya gibi. Yani çok esaslı bir tarihsel birikimi vardı. Bilimsel sosyalizmden şey yapan, Türk edebiyatını da iyi bilen, bir yandan bir kalpaklı kuvayi milliyeciydi. O çok önemli. Ondan sonra hem böyle insanı yazdı. Yani ben sana mecburum, bilemezsin, adını mıh gibi aklımda tutuyorum falan. Mesela o aşk şiirleri veya işte Sisler Bulvarı vesaire, oralarda yazdığı şiirler. Yani aşk, macera, yalnızlık vesaire falan o şeyler. Onlar da çok güçlü ama aynı zamanda Atilla'nın İstiklal Savaşı, Kuvayi Milliye, Atatürk, Türk Devrimi falan, o konudaki şiirleri ve yazıları ve kitapları da çok önemli. Oradaki duruşu çok önemli. Bakın Atilla İlhan Türkiye soluna milli olan bir duruşu ve Asyalı olan bir duruşu miras bıraktı. Avrasyacıydı, Asyalıydı. Batı'ya teslim olmadı, Garpçı değildi, Batıcı değildi. Atatürkçülüğün sözüm ona Garpçı, Batıcı, Batı medeniyetine bağlanma gibi yorumlarıyla bütün hayatı boyunca savaştı. Çok çok önemli. Ve hem şiirinde hem kitaplarında ve yazılarında, gazete yazılarında vesaire o Asyalı duruşu, mazlumlar dünyasından bütün süreçlere bakması bize kalan çok büyük bir mirastır. Evet. Yavaş yavaş Kemalist devrim, evet, Kemalist devrimi bir kere öyle bir yere oturttu ki bir miras olarak Atilla İlhan. Yani o Atatürk'ü falan şey yapan, sözüm ona eleştiren veya reddeden, inkar eden bir solculuk çıkmıştı ya. Ben o zaman işte Kemalist devrim yazılarını yazdım. Beni aradı. Ondan sonra aşağı yukarı o 4-5 yazısında bir, o benim Kemalist devrim yazılarından alıntı yapmıştır. Yani her hafta bir kere o benim Kemalist devrim kitabına, yazılarıma göndermeler yapmıştır. Yani bakın, sol Kemalist devrimi reddetmez. Sol Kemalist devrime bütün dünyada, Lenin'i de, Stalin'i de, Mao'su da, hepsi de o Kemalist devrimi büyük bir devrimci miras olarak kabul eder falan. O konumunu aldı ve orada da Türkiye'de, tabii Türkiye'yi ayakta tutan bir yazardı o açıdan. Köklerine sarılan, devrimci köklere sarılan, kuvayi milliyeci ve aynı zamanda bütün halk birikimine sarılan, batıdan gelen işte Gogartlılaşma, yok efendim işte Yunan edebiyatı da yok, bilmem neydi falan filan, o tür şeylere, rüzgarlara kaptırmayan kendisini, çok güzel etkiler bıraktı. Atilla İlhan'ı da saygıyla anıyoruz. Evet, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Sayın Pencek, iki sorum daha olacak size. Buyurun. Şimdi birincisi şu, yani aslında sizin kitabınızda da neredeyse kitabın
yarısı, şimdi hep programın başında biz sanatçı açısından, sanatı üreten insanlar açısından konuştuk ama bir de işin öbür tarafı var. Yani sanatı tüketen, izleyenler, okuyanlar, işte sergilere gidenler, müzikleri dinleyenler, konserlere gidenler. Yani üretici tüketim yapanlar, bir sanat eserini izlemek, bir eseri okumak, filmi seyretmek aslında sadece tüketim faaliyeti değil. Aynı zamanda insanı üretici kılan da, zenginleştiren, geliştiren, anlam, yaşamını anlam kazandıran bir iş. Bir izleyicimiz de size bir soru yöneltmiş. Ben ikisini birleştireyim. İşin öbür tarafında, şimdi bir filmi izliyoruz, bir roman okuyoruz, başka yani çok farklı yorumlar yapılabiliyor. Örneğin Marx bunun normal bir şey olduğunu söylüyor. Artık sanat eseri bağımsızlığa kavuşmuştur ve herkes sanatçının iradesinden, onun icraatından bağımsız olarak her yorumu istediği gibi yapabilir, algılayabilir, haz duyabilir ya da duymaz diyor. Burada yani sanatın tüketicisi, üretici emek sahibi olan kitle, yani bizler, sanat izleyicileri ya da gençler, bir soru var o konuda. Gençlere ne öneriyor Sayın Perinçek diye? Nasıl izlemeliyiz bir filmi, bir romanı? Burada bize neler katabilirken neler daha ekleyebiliriz bunun üstüne gibi bir soru olsun bir tanesi. Bence seçmeci olmamız lazım en başta. Seçerek. Yani sanat eseri diye hiçbirimizin hayatının diyelim bin kere gelsek dünyaya, bin kere her şeyi bıraksak, sanat, kültür bilmem ne tüketmeye çalışsak, bitiremeyeceğimiz bir dünya sanatı var, bitiremeyeceğimiz bir Türkiye sanatı var. Yani diyelim roman, kaç tane roman okuyabilirsin, kaç tane hikaye, kaç tane resim seyredebilirsin falan. O nedenle bir kere sanat faaliyetinde bir seçici olmak durumundayız. Yani sonuç itibariyle yaşadığımız ideolojik ortamlar, modalar bizi yönlendiriyor. İşte mesela diyelim biz şimdi bugün Cemal Süreyya'dan bahsettik, Atilla İlhan'dan bahsettik, Yunus Emre'den, Serdari'den, yok Gül Sultan Abdal'dan falan bahsettik. Bunlar hep yönlendirmeler. Başka yerde başka insanlardan bahsediliyor. Efendim onlara yönlendiriliyor. Mesela diyelim işte meyhanede yazılmış şiir, anlaşılmaz şeyler, imge falan diye ondan sonra hayatta ilgisi olmayan imgelerle oynayan ondan sonra ama anlaşılmaz hakikaten olan bir takım saçma sapan sanat eserleri de var. Geçen gün şöyle bir örnek veriyordu. Bir konser veriliyor. Milleti topluyorlar. Ondan sonra dan diye piyanonun tuşlarına böyle 10 parmağıyla güm diye basıyor. Ondan sonra evet konser bitti diyor. Ya şimdi mesela oraya sen 1500-2000 kişiyi topluyorsun ve herkes de ne müthiş bir şey, hayranlık falan. Ya böyle bir bu da var. Bakın bu modalar, bu yönlendirmeler ondan sonra diyelim öyle sanatçı grupları var. Bugün işte uyuşturucu operasyonu vardı, izledik haberlerde falan. Yani işte uyuşturucu çeken, uyuşturucu çektiği için de uyuşturucunun edebiyatını yapan, duman altı kalmış bir sanat var. Duman altı kalmış sanatın hitap ettiği duman altı kalan insanlar var ve o insanları duman altında bırakan bir sanat var. Duman altında kalmak istiyorsanız, duman altında kalma bir şeyse, marifetse, ki bunun Türkiye'de reklamları da yapıldı. Duman altı kalmanın mesela. Ben burada duman altı kalmayı mecazi anlamında söylüyorum. Ama o mecazi anlamla fiziki anlamda buluşuyorlar. Onu da söyleyeyim. Bir o var. Bir de ne var? Ateşleyen sanat var. Harekete geçiren sanat var. Evet. Yönlendiren sanat var. Diyelim, Nazım Hikmet insanı ayağa kaldırıyor. Değil mi? Nazım Hikmet'i okuduğun zaman ama bir de ne var? Mehtabın altında bilmem ne ışıklar, mehtabın altında ışıklar uyur, sular uyur. Bir de gümbür gümbür akan seller, onların sanatı var falan. Yani bu zıtlıklar. Sayın Perinçek, süremiz bitmiş. Bitti. Şöyle bağlayayım.
sanat, yani sonuç itibariyle sanat eserini seçeceğiz. Yani seçişimiz de bizim durduğumuz yerle ilgili. Dünyayı değiştirmek mi istiyoruz? Paylaşmacı, güzel, insanların birbirini sevdiği, gönüllerin buluştuğu, birleştiği bir güzelim dünya peşinde miyiz? Tabii onun sanatı başka bir şey. Yoksa böyle kendi içimize kapanmak, kendimize dönmek, aşırı bireycilik, kendimizle uğraşmak, kendimizden memnun olmak veya kendimizden hiç memnun olmamak falan, onların içinde kalan kendine dönük şeyler mi? O da bizi başka bir yöne yöneltiyor. Biz de burada niye bu programları yapıyoruz? İnsanları daha birbirine kavuşan, daha sarılan, daha paylaşmacı, daha kamucu bir sanat anlayışına ve onun ürünlerine yönlendirmek için bu programları yapıyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza Sağ sağlık, kaleminize sağ sağlık. Siz sağ sevgili izleyiciler, belki de ben zamanı çok iyi kullanamadım. Bağışlayın, hem benim soracaklarımdan hem izleyicilerimizden gelen sorulardan epey bir soru var. Soru birikti. Onları maalesef çoğunu aktaramadım ama belli ki yani bu konularda daha konuşulacak çok şey var. Ulusal kanal ekranları bu konuların zaten ana mecralarından birisi. Haftaya bir başka Çıkış Yolu programında buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Hata sizde değil, ben çok konuştum size, fırsat bırakmadım. Ama şöyle yapalım, tatlı bir program oldu. Böyle birkaç hafta geçsin, bir daha böyle bir sanat, kültür programı yapalım. Tabii, çok iyi olur, seve seve. Sağ olun, sağ olun.